Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Haftanın ilk iş gününde günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili ve Elazığ'la ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okumuş olacağız efendim. Bugün oldukça önemli bir canlı yayın konumuz var. Oldukça önemli bir gelişme yaşandı çünkü. Birazdan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi bizlerle birlikte olacak ve sorularımızı cevaplandıracak. Zaman zaman sizlerden de genel olan sorularınızı alacağız efendim. Dakikalar sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi bizlerle birlikte olacak ve gelinen son süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Niye bulunacak efendim? Çünkü özellikle bugün yeni bir gelişme yaşandı. Yaşanan o gelişmede Elazığ'da Çevre ve Şehircilik'le ilgili 25 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından incelemeler neticesinde çeşitli sebeplerden dolayı evlerinde inceleme yapılamayan vatandaşların evleri tekrar incelenecek. Birazdan da o haberimize gireceğiz. 5. haberimizi birazdan gireceğiz. O konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi'ye sorularımızı yönelteceğiz. Tabii bunun dışında gündemde olan diğer konular da var. Özellikle en çok şu anda konuşulan yine orta hasarlar var. Bir gelişme olur mu? Güçlendirme nasıl yapılacak? Bunları soracağız. TOKİ konutlarının yapım sürecini konuşacağız. İhaleler gerçekleştirildi. Konutlar yükseliyor. Metrekarelerini belki soracağız. Önümüzdeki günlerde süreç nasıl işleyecek? Bunları öğreneceğiz kendisinden. Birazdan onları da sormuş olacağız. Ve diğer sorularımız olacak. Kendisine birazdan ileteceğiz efendim. O yüzden depremle ilgili sorunu, sıkıntısı, aklında soru işareti olan vatandaşlarımız var ise eğer programı izlemelerini tavsiye ediyoruz. Onun dışında günün gelişmelerine bakacak olursak 8 ve 12. sınıflar lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okul eğitimleri yüz yüze başladı. Elazığ'da da tabii öğrenciler okul yolunu tuttu. Uzun bir sürenin ardından sonra o gelişmelere de bakacağız. Elazığ Belediye Başkanı Şan Şerifoğulları gün boyu şehir genelindeki projeleri yerinde inceledi. O incelemeleri de birazdan ekranlarınıza getirmiş olacağız. DAS konusu Elazığlı vatandaşların en çok şikayetçi olduğu konulardan birisiydi. Elazığ'da meydana gelen depremin ardından belki de vatandaşı en çok yoran DAS oldu. DAS'ın başındaki isim DAS Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler. Bugün sigorta günü nedeniyle, sigortacılar haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Mete Güler Elazığ depremine değindi ve Elazığ depreminde toplamda 220 milyon para dağıttık dedi. Son 20 yılda dağıtılan parayı da açıkladı. 440 milyon TL ödeme yaptık dedi. Bunun yarısı Elazığ depremiyle ilgili. Peki vatandaşlara bu paralar ulaştı mı? Ne var? Bunlara da bakacağız efendim. Ve buna benzer diğer tüm gelişmelerimizi ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza getirmiş olacağız. Son baskı başlıyor. Evet efendim, son baskı canlı yayınımıza başlıyoruz. Birazdan canlı yayın konuğumuz Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi olacak. Merak ettiğimiz soruları soracağız. Kendisi de dakikalar sonra bizlerle birlikte olacak ve cevaplandıracak. Ama öncesinde konuyla ilgili bir haberimiz var. Birazdan bu haberin de ayrıntılarını öğreneceğiz. Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde çeşitli sebeplerle hanesine bakılamayan vatandaşlar için yeni bir hasar tespit çalışması başlatılacağını duyurdu. Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde çeşitli sebeplerle hanesine bakılamayan ve hasartespit.csb.gov.tr adresinde yer alan sistemde hasar durumu belli olmayan veya hanesine girilemediği belirlenen yapılarla ilgili yeniden hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirileceğini duyurdu. İl Müdürlüğü'nden yayınlanan basın bildirisine göre tespiti yapılmamış yapıların incelemelerinin 12-16 Ekim tarihleri arasında belirleneceği ifade edildi. Çalışmalar kapsamında ilk inceleme programının depremin meydana geldiği merkez üssü olan Sivrice ilçesi ve ilçeye bağlı köylerde başlandığı ve bu çalışmanın 16 Ekim Cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.
Başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin Sivrice ilçesi sonrası diğer ilçelerde ve köylerde de aynı şekilde incelemelerde bulunacağı bilgisine yer verildi. Konuyla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, 24 Ocak depremi sonrasında ekip olarak ciddi anlamda mesai harcadıklarını belirtirken, bu çalışmaların hala devam ettiği bilgisine yer verdi. Henüz işlem yapılmamış yapıların hasar tespit çalışmalarına depremin meydana geldiği merkez üssü olan Sivrice'den başladıklarını belirten İl Müdürü Pirinççi, vatandaşların hassasiyetlerini bildiklerini ve bu doğrultuda ekiplerin diğer ilçeler ve ardından da Elazığ merkez ve bağlı köylerinde de çalışmaları en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti. Evet efendim, son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Canlı yayın konuğumuz Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi bizlerle birlikte gündemdeki konuları konuşacağız. Az önceki haberin ayrıntılarını öğreneceğiz. Müdürüm hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Yine yoğun bir süreçten geçiyorsunuz evet. Müdürüm. Gerçi herhalde 24 Ocak'tan beri hiç yoğunluğunuz bitmedi. Devam ediyor, evet. Evet, müdürüm bugün bir açıklama geldi. Elazığ'da yeniden hasar tespit çalışmaları yapılacak, girilmeyen konutlara yeniden girilecek diye. Nedir burada? Tüm topyekün bir tespit çalışması olmayacak herhalde. Değil, değil. Şimdi daha önceden çeşitli sebeplerle zaten hasar tespit çalışması sırasında sistemden bakıldığında girilememiş veya tespit edilememiş konutlar varsa bunlarla ilgili bakanlığımız bizi tekrar işte bu konuda yetkilendirdi. Daha önceden de AFAD Başkanlığı'na da görüş sordu. Bununla ilgili şimdi biliyorsunuz yakın zamana kadar yani bu haftaya kadar gerek Kovancılar, Karakoçan ve Paul ilçelerimizde şu onların şeyle ilgili genel hayat etkinlik olurları sonradan alındığı için bu pandemiden dolayı da hasar tespit çalışmaları daha sonra yapıldı. Aynı zamanda da itiraz hasar tespit çalışmaları işte bu hafta itibariyle bitince bugün itibariyle de Sivrice'de yani çünkü deprem merkez üstü Sivrice olduğu için girilememiş, daha önceden hiç girmediğimiz, girilememiş bir şekilde tespit edilememiş konutlar varsa onlarla ilgili yani daha önceden tespiti yapılmış ağır, orta, az hasarlı binalarla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Girilememiş veya hasar tespitinde bulunamamış sütunumuzda yani sistemde görünen binalarla ilgili çalışmamız olacak bundan sonra. Girilemeyen bina çok var mı ki müdürüm? Yani merkezde var mı en azından? Merkezde de var. Tüm Elazığ genelinde var. Yaklaşık 10.755 tane konut veya işte iş yeri, ahır olabilir. Bu başka odunluk vesaire olabilir. Tabii bağımsız bölüm olarak bizde sistemde gözüküyor. Bunlar çünkü bunların kapı numaralarından işte sistemden alıyoruz. Bu şekilde yaklaşık 10 bin civarında sistemde girilemedik yer var. Bunun sebebi de ben tahmin ediyorum Sivrice biliyorsunuz bizim daha çok yazlık evlerimizin olduğu, daha çok göl kenarındaki binaların olduğu yerler. Bunlar işte deprem anında belki vatandaşlarımız il dışında olabilir veya kendi evlerinde o zaman olabilir. Ondan dolayı tespiti yapılamadı. Buralar ve şehir genelinde de bunlar var. Bir şekilde girilememiş. O anda giden mühendis arkadaşlarımız, tespit giden arkadaşlarımız burada ulaşamamışlar. Bir şekilde tespit yapılamamış. Buralarda çok ağır hasarlı çıkmaz herhalde ama müdürüm. Özellikle şehir merkezinde. Bilmiyorum yani gitmeyince ama şöyle bir sıkıntı gelmediğinden evet. Ağır hasarlı şey. Ama bunu çeşitli defalar diyelim ki bize gelen arkadaşlar vardı. Hatta o zaman şu anda yani işte pandemiden dolayı biliyorsunuz şeyler uzatılma ihtimali mahkemelerde çünkü davalar görülmeyince bunun da bir emsal olacağını ile ilgili bize başvurular oldu ama biz tabii o zaman görüş istedik dediler ki hayır bunlar bizi şey yapmıyor ama sonradan sadece şey ile ilgili yani bu girilememiş konutlarla ilgili sayın vekillerimizin de bakanlığımızın nezdinde girişimleri bizlerinde bu vatandaşın herhangi bir mağduriyet olmaması konusunda başvuru geldi mi size müdürüm? Var. Gelen yani vardı. Tabii birebir gelenler vardı, dilekçe verenler evet. Vardı ama bunlarla ilgili zaman süreci içerisinde şey edilmediği için, dilekçe verilmediği için girilememişti. Hı hı. Ama tespit edilemeyen, girilememiş olan binalara 10.755 olması lazım evet.
konut yani bu da çok bağımsız bölüm. Tabii bağımsız bölüm. Yani bunlar konut veya iş yeri işte depo diyorum olur. Ya başka depo olabilir işte affedersin ahır, samanlık vesaire olabilir tabii. Bunların evet. Ne olduğunu bilemiyorum. Buralarda mesela diyelim ki vatandaşın evi var, bağımsız bölümü var bir köyde. Hak sahipliği süreci nasıl olacak peki? Tabii bunlar için tekrar devam edecek. Çünkü hı-hı. Biz onun için konuşmanın başlangıcında yani bunu biz kendi kafamızdan yapmıyoruz. Bakanlık tarafından ve bizim Yapı İşleri Genel Müdürlüğü AFAD'dan görüş istedi. Bunun üzerine zaten bu başlatıldı. İşte yaklaşık bundan bir ay önce geldi. Ama işte bizim kovancılar, Karakoçan ve işte Palu'daki bir defa itiraz hasar tespit çalışmaları devam ettiği için buna girilemedi. İşte bugünden itibaren de Sivrice başta olmak üzere sırasıyla Sivrice, Maden, Baskil düşünüyoruz. Hı-hı. Ondan sonra merkez, diğer ilçelerimizde bunu sıralama, bunları zamanı geldiğinde duyurmaz. Şu sebebine gelince ilçelerden başlamamızdaki sebep gerek okullar yine açılmaya başladı. Evet. Gerekse kış şartları geldiği için birçok hemşehrimiz İstanbul'dan, İzmir'den, çeşitli büyük şehirlerden gelmişler veya Elazığ'a dönecekler. Bu sebepten dolayı hiç olmasa ve kış şartlarının daha etkin olduğu ve deprem üstünün de zaten Maden Sivrice ve Maden olması veya merkez olmasından dolayı işte Sivrice'den başlattık. İnşallah Sivrice sonrası Maden, Maden sonrası Baskil sıralamayı takip edip merkez diye gideceğiz. Ondan sonra da zaten daha yeni bitirdiğimiz için Palu, Karakoçan, Kovancılar'da da varsa bu tür yerlere gireceğiz. Peki bu bir takvim belirlediniz mi müdürüm? Yani şu güne kadar bitirmeyi planlıyoruz demesi, aralığa kadar, Kasım'a kadar. Şöyle, bu pandemiden dolayı hiçbir planlamamız tutmuyor. Evet. Çünkü ben bugün mesela işte Milli Emlak'ta arkadaşlarımızla işte bugün bana telefon ettiler sabah. Müdürüm ben bir şey yaptık, hafta sonu bir şekilde rahatsızlandık, gittik. İşte şey yaptık, test yaptırdık. Öğlen sonrası da haber geldi, pozitif çıkmış. Yani bunlar diğer ekiplerimizde de maalesef yaşadık. Ya mesela çalışan ekipler evet, de, kaç aynen. Ekip çalışacak müdürüm mesela? Şimdi bizim kendi şartlarımızdan, başka şeyden, kurumlardan da artık şey almayacağız, yardım almayacağız. Sadece çevre şehircilikten yaklaşık 15 ekip. 15 kişi. Evet, 15 ekip. Evet. Yok 15 kişi değil, 30. 30 bir kişi, ekip en az 2 kişi. Tamam. Evet. Ya inşaat mühendisi, ya mimar ya da inşaat tekniği ama muhakkak bir inşaat mühendisi olması lazım. Hı hı. Bu şekilde tespitleri yapıyoruz. O yani yüzden, bu 15 kişiden diyelim ki Allah korusun ama 30 kişiden 15'i koronavirüse yakalanırsa yani, iş uzayacak haliyle. Şöyle tabii il içerisinde de daha önceden de Sayın Valimizin bu konuda sağ olsun talimatlarıyla karayollarından, devlet su işlerinden, özel idareden özellikle, hı hı. Belediyemizden destek alıyoruz. Ama bunda dedik ki eğer götürebilirseniz bu şekilde biz götürelim. Çünkü onlara da artık yük olmaya başladık. Çünkü onlar da bu dönemde belli sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü hakikaten pandemi süreci insanları ciddi evet. Anlamda yordu. Ama sağ olsun işte yine de diğer kurumlardan işte diyorum da başta belediyemiz, özel idare, diğer kayırları evet falan. Onlardan da destek alıyoruz. Zaten bunun eğitimini de uzaktan eğitim şeklinde tüm kurumlarımıza Yapı İşleri Genel Müdürlüğü verdi. Yani tüm kurumlardaki inşaat mühendisleri ve inşaat teknikerlerine bu konuda destek alabiliriz ileriki günlerde. Öyle bir ihtiyacımız olursa. Yine aynı usul olacak değil mi? Evlere gidecekler, tabii, bakacaklar. Tabii. Aynen bakacaklar. Burada da eğer ağır hasar, orta hasar, az hasar veya hasarsızsa onun o şekilde sisteme girişi yapılacak. Hı hı. Merkezde çok var mıydı müdürüm ulaşan size? Vallahi şöyle çok bir sıkıntı en azından hissetmedik ama bazen ciddi serzenişlerde bulunan insanlar oldu. Hatta bizim sanki hani keyfi olarak bakmadığımız ama süreç tamamlandığı için bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Bununla ilgili işte girişimlerde bakanlık nezdinde, genel müdürlük nezdinde girişimlerde bulunduk. Bu konuda özellikle milletvekillerimiz de bu konuda girişimlerde bulundu. Böyle bir mağduriyet oluşmamasın diye. Ondan sonra bakanımız sağ olsun bu konuda bizi yetkilendirdi. Hatta işte bir gün Sermin Balık milletvekilimiz bir de Şahin Başkanımız, belediye başkanımız beraber geldiklerinde bizden işte bilgi aldıklarında bu konuyu görünce dikkatlerini çekti. Kendileri de o konuda işte genel müdürümüzü aynı anda aradılar. Bu konuyu dile getirdi.
Sağ olsun genel müdürümüz zaten bunu bakanımız zaten biliyordu. Bu konuyu defalarca dile getirmiştik. Bu konuda işte AFAD'dan görüş istemişler. Görüş neticelenince bize bir yetkilendirme verdi. Bu konuda çalışmalarımız başladı. Sonra aynı usul devam edecek. Siz açıklayacaksınız. Sonra AFAD'a artık. Tabii bildireceğiz. Zaten listeleri AFAD'a bilir. Bunlar belli sebeplerden kaynaklandığı için yani bizden kaynaklanan bu zaten o yüzden diyoruz AFAD'dan görüşte. O yüzden herhangi bir burada eğer ağır hasarlı veya işte başka şekilde durum çıkarsa herhangi bir mağduriyet yaşanmayacak. Evet. Aynı hak sahipliği geçerli olacak o hemşehrilerimiz için. Evet. Tabii bu konuda ekleyeceğiniz başka bir şey var mı müdürüm? Özellikle vatandaşların hani... Şöyle özellikle şunu söylüyorum. Bu haftayı mesela Sivrice şey yaptık. Bunu kaymakamımız kanalıyla tüm muhtarlara gerek bizler aradık ama Sayın Kaymakamımızı da, Sivrice Kaymakamımızı da aradık. Cuma, Perşembe gününden bildirdik. Vatandaşlarımız özellikle konutların artık yani daha bu işin yarın mı başlayacak müdürüm? Bugün başladı. Evet, bugün başladı. Bu hafta devam edeceğiz. Cumartesi, pazar da gerekirse devam edeceğiz. Bu hafta bitirip önümüzdeki haftada diyelim ki Maden'e geçelim diyoruz. O zaman yani. En azından biz bugünden duyuru yapalım. Evet. Bu hafta Sivrice'li hemşerilerimiz bir şekilde konutlarının, iş yerlerinin neyse işte başında olsunlar. Sivrice köyleri ve merkez ve köyleri öyle diyelim yani. Evet. İncelenmeyen konutlar tekrar. Aynen. Girilememiş veya tespit edilememiş sütunu olanlar. Bunun dışındakiler bazı hemşerilerimiz bize soruyorlar. Yani özellikle biliyorsunuz orta hasarlılar vesaire. Evet. Bizde tekrar tespit yapılacak mı veya azalsa hayır. Onlarla ilgili değil veya işte artçı depremlerle biz etkilendik falan değil. Bunlarla ilgili değil. Bu sadece girilememiş veya tespit edilmemiş sistemde görünüyorsa numaralı bağımsız bölüm bunlarla ilgili bizim tespitlerimiz yapılacak. Evet. Tamamdır. Müdürüm onun dışında bir de Elazığ'da ummalı çalışmalar var. Tabii TOKİ şehrin birçok noktasında yeni evler yapıyor. TOKİ'nin yapmış olduğu çalışmalar ne durumda? Yapım süreçleri nasıl ilerliyor? Bunları siz de kontrol ediyorsunuz. Evet. TOKİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı. Zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı. Biraz önce buraya gelmeden TOKİ'nin Elazığ sorumlusu arkadaşla konuştum hani çünkü biliyorum buna benzer soru gelme ihtimalini tahmin edebiliyorum. Şimdi ben burada bir şey de alayım müdürüm. Evet. Şimdi şey var çok sayıda izleyicimiz WhatsApp'tan mesaj atıyorlar ama hep sizin depremin başından beri AFAD'ın görev ve yetkileriyle Çevre ve Şehircilik'in görev ve yetkileri birbirine karıştırılıyor maalesef. Ya. Şimdi izleyicilerimizin şeyleri var bu soruları birçoğunu sormayacağım çünkü AFAD İl Müdürlüğü'nü ilgilendiren sorular var. Sorsam bile siz cevaplandırmamış olacaksınız boşa zaman kaybı olacak. Ama ben aralarından sizi ilgilendiren soruları yöneltmiş olacağım izleyicilerimizden gelen konuları. Şimdi müdürüm ev yapımları, TOKİ'nin yaptığı evler ne durumda? Şu an kaç ev yapılıyor? Şu ana kadar ben buraya geldiğimde 18.900 tanenin ihalesi yapılmış yaklaşık. Düşün ki bizim tahminimiz 19.000 veya 20.000 civarında yapılmasıydı. Konut yapılması veya iş yeri. Bunların şu anda 18.900 civarında ihalesi yapılmış durumda. İhalesi yapılmış ve yer teslimi yapılmış. Yani artık sonlara doğru geliyoruz. Sadece köy konutları ile ilgili bir şey var. O da şuna onlar rezerv konutlar seçilemediği için. Ancak yer tespiti yapıldıktan sonra onu da bugün işte yine defalarca AFAD İl Müdürümüzden de çünkü daima görüşüyoruz. Evet. Birbirimizi tamamladığımız için kendileri de aynı zamanda her gün bildiriyorlar yani sayıları yer tespiti yapılınca. Bunların da yine TOKİ ile görüştük. Perşembe günü bir 500 tane daha konutun yer teslimi yapılacak. Köy evleri için. Köy evleriyle ilgili. Yani inşallah bu ayın sonuna kadar yani yer teslimi yapılmamış konut sayısı kalmayabilir. Bundan sonrası artık süreci bekleyeceğiz. Genelde de yapımla ilgili yani köy evleriyle ilgili köy değil de. Köy evleri birazdan geçelim mi müdürüm? Köy evleriyle ilgili değil de diğer konutlarda yer tesliminden sonra en geç 6 ay içerisinde teslim isteniyor. Ona göre hesaplama yapılması lazım. Ben baştan belli de daha önceden de söylemiştim. Sayın Bakanımız da bir şekilde bunu işte dile getirdi. Ben 9504 konutun yıl sonuna kadar teslim edilmesini bekliyorum işte demiştim yani. Tabii ben de bu şeylere bakarak, görüşerek arkadaşlar. Sayın Bakanımız da geçen hafta bildiğim kadarıyla 10.000 konut civarında söylemişti. İşte inşallah tabii bu şekilde bunlar bir 500 konut, 1000 konut oynayabilir mi? Oynar yani bir hafta, 10 gün, 15 gün bunlar oynayabilir. Ama inşallah
yani yıl sonuna kadar, bu yılın sonuna kadar bir 9500 konut ben söylemiştim. 10.000 civarında Sayın Bakanımızın dediği gibi konut inşallah tamamlanır ve hak sahiplerine verilmeye başlanır. Şimdi müdürüm, evlerin metrekaresiyle ilgili işte vatandaş merak ediyor. Halen de kamuoyunda bir bilinmeyen durum söz konusu. Evet. 90 metrekare ile 120 metrekare arasında olacağı ifade edilmiş. Evet. 120'nin üstüne çıkan alanlar var mı? Çünkü var. Mesela güneş sitesi var. Bizde hani çok küçük de olsa kentsel dönüşümde güneş sitesi var. Efendim, kaç metrekare? Mustafa Paşa'da 130 olması lazım. Hı-hı. O civarlarında yani tam Mustafa rakam, Paşa'da 5 artı Mustafa bir daire de var herhalde. Mustafa Paşa'da var. Mustafa Paşa'da farklı farklı şehirde var yani. Ben belki çeşitli. Evet, metrekareleri çok fazla çeşitli olanlar var. Mustafa Paşa'da var. Bu şekilde olanlar yani var yani. Yani 130'un üstünde olan var mı müdürüm? Mustafa Paşa'da çünkü 4 artı 1 falan var yani galiba. Yani Mustafa Paşa'da da bildiğim kadarıyla var yani. Çünkü bu hafta da hatta bu arada proje tadilatları da devam ediyor. Bazı çünkü orada kentsel dönüşüm olduğu için yerlerde sıkışma, yerleşme durumuna göre belirlendiği için buradaki projeler bir taraftan revize edilerek geliyor yani. Bundan dolayı ama bildiğim kadarıyla var, evet. Özellikle Mustafa Paşa Mahallesi'nde oradaki kentsel dönüşüm alanındaki konutlar ile diğer TOKİ'nin konutları birbirine benzerlik göstermiyor. Onlar yerinde olduğu için Mustafa Paşa evet, biraz evet, daha farklı bir farklı, konsept de evet, var orada evet, galiba. Evet, aynen öyle. Evet, galiba. Aynen öyle. Yani eğer benim düşündüğüm gibi olacaksa çok şık bir şey olacak orada galiba. Vallahi şöyle, aslında diğerler de dikkat ederseniz işte biraz sonra belki soracağım. Petek, Dilek, Petek ve Dilek sitesi evet. Dediğimiz şu andaki sürsürü bir de yani çok güzel, hı hı. Çok tatlı mahalle havasında konutlar oldu ama yani orada farklı bir durum olacak. Dükkanlarla biraz daha çarşı, birlikte evet, oldu çünkü. Dükkanlarla birlikte olacak. O aynı zamanda Abdullah Paşa'da da yani mahallenin durumuna göre, konseptine göre büyük ihtimalle Malatya Caddesi üzerindeki konutların altı tamamen dükkan olacak. Yani çeşitli projeler devam ediyor tabii. Evet, şeyde müdürüm, Petek ve Dilek sitesi, birazdan onu soralım ama Bizmişen, Yemişlik, Zafran, oralardaki konutlar ne durumda? Bitme aşamasında olan var mı şu an? Şimdi bildiğim kadarıyla Bizmişen'de var. Yemişlik'te de var, şey yapılan. Bir de Çatalçeşme'de. Bu şekilde hızlı gidenler. Zafran'ın sonradan şey oldu ama belki de o da hızlı gidiyor. Evet. Yani işte bunu çeşitli yerlerden bunları tespit etmiştik. Yani şöyle diyelim. Yıl sonuna kadar 6 ayı dolan bu listede, ihale listesinde olan yerlerin büyük ihtimalle teslimi bekleniyor. Çünkü yani 11 konutun öyle bir belli bir yerden olması değil. Yani Bizmişen'de konutta. Yani Güney Çevre Yolu aslında, Aksaray. Bunların ve şey Yazıkonak, Akçakiraz, bunların yani yıl sonuna kadar büyük ihtimalle tamamlamasını bekliyoruz. O zaman teslimler şöyle mi olacak? Mesela denilecek ki Bizmişen, işte Aralık ayında diyelim. Evet. Bizmişen birinci etap tamamlandı. Evet. Evet. Oraya vatandaşları tabii. Birinci etaba yerleştireceğiz. Aynen. Onlar yerleşirken bir yandan da ikinci etap belki tabii devam zaten edecek. Onlar birbirinden farklı yerler yani. Evet, tabii. Farklı şeyi. O alanda yani vatandaş çok mağdur etmeden yerleştirip geçeceğiz. Evet. Kura sizi ile ilgili şimdi şöyle, bir durum var mı? Kentsel, çok, çok merak kentsel dönüşümde direkt bizi ilgilendiriyor. Evet. Ama diğer yerlerde de TOKİ tarafından büyük ihtimalle AFAD bu işleri şey yapacak yani. Bu deprem yani AFAD'dan faydalananlar bu rezerv konutlarda TOKİ de yapabilir. Bunu AFAD kendisi de yapabilir. Bir şekilde bunu yerleştirme ama yani vatandaşın orada önemli olan bir şekilde yerleştirilmesi. Daha önceden de biliyorsunuz bununla ilgili kura çekimleri oldu yani nasıl yerleştirildi. Bu bir benzer olacak yani. Evet, daha ona da geleceğim. Şimdi evet. Petek ve Dilek sitesi müdürüm. Evet. Bitti, tamamlandı ama 179 tane konut vardı. Orası kentsel dönüşüm olduğu için sizin sorumluluğunuzdaydı. Evet. Ama aileler sanıyorum bir 15 gün oldu kurallar biteli. Halen daha yerleşmediler. Anahtarları verilmedi. Niye verilmiyor? Şöyle. Yani bunlar tabii bir süreç olduğu için vatandaş tabii başka şeylerde şey yapıyorlar bekleniyor. Hayır değil. Ben buraya gelmeden de inan bugün herhalde 3 defa kentsel dönüşüm genel... Çünkü bugün aileler valinin önünde bir açıklama da yapacaklardı. Evet, vazgeçtiler üç sonra. 3 kez de kentsel... Onlar tabii farklı şeyler de var orada. Şimdi burada daha önceden 192 tane konut var. Evet. 2 tane de iş yeri vardı bildiğim kadarıyla. Şimdi burası 180 taneye düştü. Yani 12 tane daha az sayıda konut üretildi.
İki tane de iş yeri az üretildi ama zaten iş yeri tamamen yapılmadı. Onda sıkıntı yok. Onu başka yerlerden verilecek. O konutlarda da 12 tane az üretilince burada bir sıkıntı ortaya çıktı. Oradan bir blok da kaldırıldı. Daha fazla yani yeşil alan veya diyelim ki imara daha doğru olması için tabii TOKİ'ni yaptı imarda. Bu sayı ancak 180 tane oldu. 180 tane konutun bir tanesi bir blok kaldı. Kapıcı ev olduğu için diğer 179 tane. 179 tane olunca işte 179 tane de 12 kişi buradan daha önceden Cumhuriyet TOKİ'lere yani deprem ilk andan itibaren orada isteyenlere bu tür tercih hakkı verildi yani. Bunları da oraya gönderince 179 tane kaldı. 179 tane ilkin biz tabii bunu söyledik. Dedik ki sesli de söyledik yani. Bunlar herkes bunu kabul ederse kendi arasında yine bunun mümkün olmadığını gördük. Çünkü 160 tane diyelim kabul etse 19 tanesi kabul etmiyor veya bir kişi dahi kabul etmeyince burada sıkıntı oluyor. Bu yüzden kura çekmek zorunda kaldı. Kura çekince de 179 tane bunlardan kat, bir aynı oldu değil mi? Katlar %99'u aynı oldu ama şöyle var. Daha önceden o 12 tane gitmiş ya. Diyelim ki biri zemin katta gitmişse, zemin kattan gitmişse onun yerine bir tane boş kalıyor. Mesela ilkin kendi katlarında çekiyorlar. Diyelim ki birinci kat veya ikinci kat diyelim. İkinci kat kendi katlarında çekiyor. Bir katta 4 daire var bir de. Evet. Değil mi? O şekilde çekiyor. Diyelim ki orada 4 tane daire boş kaldı. Çekemiyor yani. 3 tanesini 5. kata yapıyorum. Bir tane de diyelim ki daha önceden buradan giden insan var. Zeminden diyelim gitmiş. Hı hı. Daha önceden zemindemiş diyelim ki o adam. Onun kurasına mecbur. Yani herkes kurayla çekildiği için bunu da biliyorsunuz uzun da sürdü kuramız. Ve 2 tane televizyon kanalımız da canlı yayınlandı. Gerek sizin televizyonu Kanal Fırat gerekse de Kanal Yürümüş tarafından canlı yayınlandı. Ve noter huzurunda noter çekti zaten yani. Sadece Sayın Valimiz ilk temsil, açılışı bir tane temsilen bir tane çekti. Ondan sonra biz oradan çıktık zaten. Tabii başka işlerimiz de o anla ilgilen. Sonra tabii geldiğimizde tabii arkadaşlarımız oradaydı. Yani şunu söylüyorum. Canlı vatandaşın gözü önünde olunca yani herhangi bir şey yok. Ama vatandaş tabii bunlardan 179 taneden 20 tanenin bir kısmı diyor ki ben birinci kattaydım bir tane de olsa zemin çekmişim. Veya diyor ki ben daha çok yola bakıyordum. Cepheler değişti evet, tabii. Tabii cepheler değişti. İşte efendim kat ben şu yola bakıyordum. Evet, veya yukarı yola bakıyordum. Ben orada mesela bir kısmı insan diyor ki ben yol aşağıya bakıyordum. Önüm tamamen açıktı. Bu şekilde vatandaşın kendi tarafından haklı olabileceği gerekçelerle bunlar şey yapılıyor. Ama bunlarla ilgili yapılacak herhangi bir şey yoktu. Biraz önce işte kentsel dönüşüm genel müdürümüzden konuştuğumuzda dedik ki Sayın genel müdürüm yani böyle böyle sıkıntı vardı. Yani yaklaşık 20 kişi işte diyelim sizin de şey yaptığınız gibi bana da söylediler. Eğer şey olursa eğer bu hemşehrilerin buradan da duyuruyor, istiyorlarsa bu dediğimiz rezerv konutlardan, bu istemeyenler, burada istemeyen arkadaşlarımızla rezerv konutlardan yer verebiliriz. Yani şu an 20 kişi defa direkt VPTEK sitesinde açıkta mı kaldı? Efendim? 20, hani... Hayır. Herkes tamam, 179 tane. Heh. 179 tane de tamamlandı. Evet. Ama biraz önce söyledim diyor ki de... zemin 20 çıktı tane... ama ben zemini istemiyorum. Evet, diyor. Ben efendim ben daha önce zemin daha yüksekti. Şimdi zemin daha düşük kodlu oldu. Efendim benim bir kişi de olsa diyelim ki ben birinci kattan zemini çektim. Yani çünkü diyorum ya da önceden buradan giden 12 kişinin nereden gittiği belli değil. Karma gitmiş. Bir de bir blok orada yapılmamış çıkınca. Ortadan şöyle bu tür şeyler olması normal. Ha bununla ilgili diyorum ki buradan eğer ben konut istemiyorum diyen varsa rezerv konutlardan birinde kendilerine yer verebiliriz. Ya yani oradan evet. Genel müdürümüz bunu 19 kişi miydi onun, müdürüm? Hayır biraz önce siz dediniz ya 19-20 kişi evet. Açıklama yapıyor. Yani ben de yo, ben oradaki sayıyı bilmiyorum. Sadece yo, ben, denildi ki ya, açıklama yapılacak. Açıklama işte onu söyleyeyim. 20 civarında dediler. Vesaire bu 10 olur bilmiyorum. Eğer öyle biri varsa, birileri varsa. Beğenmeye bir memnun olan varsa çıkan kurasına. Evet bu rezerv konutlardan yer verebiliriz. Orada tekrar kuraya girecek mi? Tabii. Orada da zemin çıkarsa. Onu yapacak bir şey yok yani. O da şansına küssü. Evet. Bir bu. İki, buradan yine daha önceden tabii duyurmuşuz. Kentsel dönüşümdense bak. Kentsel dönüşümdense yoksa AFAD'dansa ona hak sahibi olmuşsa.
kentsel dönüşümüne hak sahibi olmuşsa biz bunların deprem günkü yani 24 Ocak tarihli itibariyle rakamları biz belirlemişiz bakanlığımızda. Bakanımız şu ana kadar açıklamadı ama o rakamlar üzerinden kendilerinin parasını da verebiliriz yani. Yani isterlerse paralarını alıp... Kentsel dönüşüm kapsamına giren evet, yerler. Evet, evet. İsterlerse paralarını alıp çıkabilirler yani. Ha, evet. Yani ben... Hani biz daha önceden dedik ya biz burayı satın alacağız, tekrar aradaki farkı borçlandıracağız evet. Kentsel dönüşümle. İsterlerse hemşerilerimiz, eğer ben hayır yerimden memnun değilim, ben paramı alıp çıkmak istiyorum derlerse anladım. Dilekçe verip parayı alıp yani çıkabilirler. Ama bu durumda mesela ben arsanın değeri olarak düşündüğüm zaman, şimdi biz Mişen'deki arsanın değeriyle işte şu an yapılan Dilek ve Tekstes'in değeri bir değil ben olsam orada yani alırım yani. Hayır buradan memnun değilseniz oradan verelim diyoruz yani. Anladım. Kolaylık sağlıyorsunuz. Yani onu söylüyoruz. Anladım. O şey yapılır yani. Şey var bir de. Tabii oranın fiyatıyla da buranın fiyatı bir olmayacak onu da söyleyeyim. Yani onlar bilmiyorum genel hatlarıyla şey ama... Yani buranın fiyatıyla da oranın fiyatı bir olmayacak. Bu da değişik. Onu söylüyorum. Yani vatandaşın önüne istiyorsa da şimdi yıkılmış bir konuta diyoruz ki 24 Ocak'ki tarihte kaça satabiliyorsan bu rakam üzerinden biz sizin evinizi alıyoruz. Yani kentsel dönüşüm olarak yani Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bunun bize satabiliyorsunuz. Evet parasını verip şey yapabiliyoruz yani. Kimse de herhalde mesela yıkılmış. Onun değerini kim biçecek müdürüm? Onun değerini zaten tespit edildi. Onu biraz önce dedik ya, daha önceki programlarda söylemiştik. Kentsel dönüşümdeki insanlar, hak sahipleri yani o günkü değer üzerinden biz devlet olarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak, kentsel dönüşüm genel müdürü olarak satın alacağız. Bugünkü rakamdan da onlara satacağız. O aradaki farkı borçlandıracağız demiştik de. Evet. AFAD'dan bizimki farklıydı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Müdürüm bir de şimdi şöyle bir durum var. Mesela kentsel dönüşüme giren yerlerle işte diğer revize alanlarda farklılıklar söz konusu olabilir. Mesela diyelim ki yeni mahallede oturan bir hak sahibi Bizmişen'de ev alırken aynı zamanda kendi arsasına da kentsel dönüşüme sokup müteahhitin ikinci bir ev sahibi olabiliyor. Ama işte bu kentsel dönüşüme giren Mustafa Paşa, Rüstem Paşa, Abdullah Paşa, Sürsürü gibi yerlerde mümkün olmuyor. Açıklanan fiyat tabloları vardı. Orada bir değişiklik olacak mı? Yani bu özellikle kentsel dönüşüm kapsamında bakanlığın, TOKİ'nin yaptığı evlerde. Yani bizimki farklı olacak tabii. Fiyat farkı olacak değil mi? Farkı olacak demiyorum, farklı olacak diyorum. Yani ne olduğunu ben çünkü ben de bilmediğim için. Galiba daha düşük fiyat ödeyecekler. Ya da daha kısa. Bilmiyorum. Şöyle sadece bizimki şunu söylüyorum. 24 Ocak tarihi itibariyle bunların Elazığ'daki fiyatları belli yani. Evet. Şimdi size gelsem sorsam ve oradaki bir emlakçıya bu bugün değil. Hemen 24 Ocak depreminden sonra hemen çalışmalar başladı. Orada emlakçılardan soruldu, vatandaştan soruldu, çevreden soruldu. Bir fiyat belirledi. Belediyeden sonra bir şekilde bir fiyat belirledi. Ortaya yani çıktı. Oradan bir fiyat belirledi. O fiyat üzerinden biz kentsel dönüşüm olarak alıyoruz. Bugünkü fiyat üzerinden satacağız. Ama ne kadar olacak aradaki? Bir de Sayın Bakanım son geldiğinde dedi ki bunu 15 yıl. 15 yılda en düşük tüfe üzerinden borçlandıracağız dedi yani. O zaman bu Cumhurbaşkanı açıkladığı fiyat tablosu kentsel dönüşüme giren alanlar için değil. Tabii bizim için geçerli değil. Ya Mustafa Paşa, Rüstem Paşa, Abdullah Paşa. Hayır. Burada kentsel dönüşümden faydalanan için. Evet. Yoksa AFAD'dan faydalanıp da burada mesela diyelim ki Petek ve Dilek sitesinde yaklaşık 130 konut şeyden faydalanıyor. AFAD'dan faydalanıyor. Geriye kalan bizden faydalanıyor. Şimdi Dilek ve Petek sitesinde oturan vatandaşlar Cumhurbaşkanı açıkladığı 995 TL'yi vermeyecekler mi? Onlar farklı verecekler. AFAD'dan faydalanıyorsa onu verecekler. AFAD'dan faydalanmıyorsa bizim açıklayacağımız rakamları verecekler. Anladım. Tamam müdürüm. Şimdi bir de bununla ilgili ekleyeceğiniz bir şey var mı müdürüm? Yani şunu söylüyorum. TOKİ'lerin binalarıyla ilgili yani yapım süreçleri, teslimat, tarih. Yani orada şunu söylüyorum. İşte biraz önce görüştüm. İnşallah yarın biz de işte ben genel müdürümüze bazı bilgileri attım. Bu hafta en kısa sürede Petek ve Dilek sitesinde şeye başlayacağız yani anahtarları teslim etmeye başlayacağız. Evet. Mesela bir izleyici bir mesaj atmış. Diyor ki iyi yayınlar diliyorum. Güneş sitesi başkanıyım. Sitemiz kentsel dönüşüm tarafından mı yapılıyor yoksa AFAD tarafından mı? Bir de 72 konutta gene 72 konut yapılıyor. Kura olacak mı? Yerleştirebilirsek zaten niye kuraya çekelim? Herkes kendi katına yerleştirebilir. Herkes kendi dairesine yerleştirebilir. Tabii canım.
Ama yerleşmeyince kuraya mecbur başlıyor. Peki kentsel dönüşüm tarafından mı, AFAD tarafından mı? Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm. Evet. Kentsel dönüşüm. Şimdi bir de insanlar kışı oluyor mu? Yani şöyle, AFAD tarafından diye bir şey yok. AFAD için TOKİ tarafından rezerv konutlar yapılıyor. Ya bunlar ama işte bizmiş. Ama alanlarda evet, riskli alan dediğimiz, kentsel dönüşüm dediğimiz alanlarda yine TOKİ tarafından yapılıyor ama bunlar işte kentsel dönüşüm alanında. Ama orada da ağır hasarlı 3 blok vardı. 3'ü de ağır hasarlı. Yani orada vatandaşın kafası karışıyor. Ağır hasarlıysa, hak sahibi olursa AFAD'dan faydalanacak. Evet. Hak sahibi olamazsa bunların avantajı şu. Hak sahibi olamayınca mesela evi yıkılmış gitmişti, bir şey elde edemeyecekti. Diyelim ki hak sahibi değil. İkinci AFAD'dan hak sahibi olma. Ama burada kentsel dönüşümdeki avantaj ne? Hak sahibi olacak. Bunu bu defa kimden? Çevre Şehircilik'ten hak sahibi olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Orta hasarlı binaların durumuyla ilgili bir gelişme var mı müdürüm? Orta hasarlarla ilgili... Orta hasarlarla ilgili yok. Mevcut. Ancak bunu AFAD... Süreç nasıl işleyecek? Yani size mi bağlı olacak bu güçlendirme süreci, AFAD'a mı? Şöyle, güçlendirme ile ilgili tamamen AFAD'la ilgili. He. Evet. Ama belediyenin mesela, belediyeler nasıl ruhsat alıyorsan, yeni bina yapıyorsan, burada da güçlendirme projesi yapılacak. Proje müellifi tarafından bunlar takip edilecek, yani güçlendirme yapan. AFAD tarafından da hak sahibi olan, mesela adam diyor ki ben orta hasarlıyım ama hak sahibi oldum. İşte AFAD tarafından 27 bin liralık krediyle almak konusunda yetkili, yani şey, hak kazanmış olacak faiz. Denetimi siz mi yapacaksınız, belediye mi yapacak? Güçlendirme denetimi. Güçlendirmeyi belediye yapacak tabii. Ama zaten tüm yapı denetim firmaları sonuçta Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve bu dolayısıyla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı. Bu konuda biz belediyeleri de denetliyoruz yani. Hazır mıyız şu anda müdürüm? Tabii. Mesela şunu diyebilir miyiz? Elazığ'da bizim ekiplerimiz yani şu anda denetleyebilecektir. Ben bunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yani onu öyle şeyde değil yani. Bazen toplantılarda da bunu rahat rahat burada ben genel müdürlerimizden konuştum da, yani doğuda bizden ancak yarışacak tek bir il var. Ne diyelim, Ankara'dan bu tarafa belki Trabzon'dur. Niye? Bizim bir mühendislik geçmişimiz var yani. O bu tesadüfi değil yani, hiçbir il bizden bu konuda yarışamaz. Yani o anlamda çok iyi kadrolarımız var. Bu benden dolayı değil. Yanlış anlaşılmasın. Elazığ'daki tüm kurumlar, ben diyebilirim ki Türkiye'de her yerden de yarışır. Genel müdürlükleriyle yarışacak tek kurumlar Elazığ'dadır. Yani çünkü bizim mühendisler fakültemizin akademiden belli burada mühendis yetiştiriyor. Genelde de insanlarımız burada kalmış. Yani öyle tesadüfi bir yer değil. Bizim kurumlarımız hakikaten teknik donanımıyla kadrosu anlamında çok güçlü kurumlardır. Hı hı. Müdürüm, tabii bu noktada süreç ilerleyecek, denetimleri siz yapacak. Bu arada şey var müdürüm, yani Dilek ve Petek sitesini az önce konuştuk. Evet. Oradan bayağı bir mesaj geliyor. Evet. İzleyicilerimizin şikayetçi olduğu nokta var. Mesela bir izleyicimiz diyor ki ben memnun değilim çıkan yerimden. Eskiden yola bakıyordu. Ben o zaman onun parasını vermiştim. Ya. Şimdi arka tarafa geçtim. Komşum benim yerime hayır, geçti. Bak, ben de diyorum ki benim yerim, benimle alakası yok. Ben diyorum ki TOKİ burada 180 konutluk yapmış. Aslında diyelim ki Cumhuriyet TOKİ'ye gitmeseydi insanlar... Bir karşılık olmayacaktı belki. Hayır, karşılık değil. 192 tane insan konut vardı burada. Ne yapacak? Burada yatay mimariden dolayı 180 tane, 179 tane üretilmiş. Bunu mecbur ne yapalım? 10 kişi, 12 kişi boşta kalacaktı. Yani evet, öyle de kura çekilebilirdi. Hı hı. Ben onu anlatmayacağım. Ha, şöyle vatandaş kendisi çözüm nasıl buluyor? Diyor ki iki kat daha fazla yapaydı. Bir kat daha fazla yapaydı. Hiç olmazsa şey var. O konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinden dolayı Sayın Bakanımız TOKİ bu konuda hassas. Dikkat ederseniz yüksek konutlar yapmıyor. Yoksa şehrin diğer yerlerinde yapıldığı gibi yüksek konutlar yapsa belki de buna hiç konuşulmayacaktı yani. Evet, herkes yerleşmiş herkes olacak. Yerinde, hatta daha seç beğen al diyecek. Müdürüm, ben şeyin cevabını alamadım ama ne zaman anahtarlar teslim edilecek? Diyorum ya, bu hafta itibariyle teslim etmeye başlayacağız. Bunun buraya geldiğimde genel müdürümüzle görüştüm. Evet, şimdi yarından itibaren şey yapacağız. İnşallah bu hafta teslim etmeye başlayacağız. Anladım. Müdürüm, tabii orta hasarlarla ilgili geçen gün Metin Bey canlı yayınımızda şunu ifade etti. Ekipler gidecekler. İşte bu apartman yapan ruhsatlı firma bu apartman güçlendirme kaldırmaz derse o apartmanda güçlendirme çalışması yapmayacağız. Onların da hak sahibi olabilmeleri için, ağır hasarlı statüsüne geçebilmeleri için ve TOKİ'den ev sahibi olabilmesi için çalışma yapıyoruz dedi. Bir çalışmamız var dedi şimdi, bu noktada ama belli de olmaz dedi. Şimdi Sayın Vekil muhakkak onu da AFAD'dan görüşmüştü. Yani benim bilmediğim bir konu. Çünkü o
AFAD'dan muhakkak görüşmüştür. AFAD'dan görüşünce yani Sayın Vekilim daha taze bilgiye sahip olduğu için bizi bu konuda bilgilendirilmemişiz. Yani desem ki ben böyle yapılacak, yanlış söylemiş olurum ama muhakkak AFAD yetkilileriyle, İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşülmüştür. Biz bu konuda bir noktada ne diyelim onların verdiği görevleri yapmakla yükümlüyüz. Ha bunu belki üniversitelere, bunu daha önceden de ben de anlatmıştım programlarda. Bizim Yapışlar Genel Müdürümüz şöyle bir şey yapmıştı, teklifte bulunmuştu. Sayın vekillerimizin de olduğu, belediye başkanımızın, o günkü valimizin de olduğu toplantıda AFAD başkanlığında başkan yardımcısının da olduğu bir şekilde AFAD İl Müdürü ve benim de olduğumuz bir toplantıda. Efendim bu konuda daha önceden de böyle bir şey var, böyle bir çalışma yapılabilir mi? Tabii o şey kaldı yani ama sayın vekillerimizin bu konuda benim girişimlerin olduğunu ben bildiğim için ama bunu yetkili makam AFAD yani İçişleri Bakanlığı o yüzden yani şu oldu mesela bir binaya da, gittiler. Dediler ki bu bina güçlendirilemez. Ekip evet, gitti diyebilir, firma. Evet. Ne olacak o bina? Güçlendirilemez deyince ağır hasarlı durumuna geçecek. Vatandaş orada aynı şekilde AFAD'dan hak sahibi olacak. Bu şekilde yıkımı gerçekleşecek. Yani öyle bir durumda söz konusu. Sonuçta evet, yani var ama olur mu onu bilmedim hiç. Yani sağlık bir şey söylemiyorum. Ama mesela müdürüm şey olursa mesela diyelim ki apartman gerçekten mesela bir çok izleyeceğiniz mesela diyor ki bizim apartmanımız 40 yıllık bina. Yani kötü bir durumda. Ekip de derse yani ki şu vatandaş şunu bir türlü ben bunu anlatamadım yani biz bunu anlatamıyoruz. Şimdi 40 yıllık değil 50 yıllık da 100 yıllık bina olur sağlam olur. Yani bir defa önceden şöyle diyorlardı bizlere. Diyorlardı ki bir geliyorsunuz bir çekiç, bir el feneri ve bakıyorsunuz efendim nereden anlıyorsun? Bunun kriterleri var. Ne demiş? Taşıyıcı sistemlerde, kolonlarda ciddi anlamda patlaklar varsa, çatlak durumları varsa veya efendim kirişlerde varsa bu ağır hasar tarifiydi. Efendim kolonlarda taşıyıcı sistemlerde bir şey yoksa kirişlerde kılcal çatlaklar varsa bu orta hasarlı. Efendim yok duvarlarda yani taşıyıcı sistemlerde değil de yardımcı taşıyıcı sistemde yani duvarlarda vesaire de boya dökülmüş çatlama şeyde duvarda varsa bu az hasarlı. İşte yoksa da zaten hasarsız diyoruz. Şimdi bunu mesleğini bilen arkadaşımız bunu bu ilk defa Elazığ'da deprem ilk defa biz geçen yıl herhalde ondan önce en az iki defa da Sivrice'deki diğer depremlere baktı. Efendim daha önceden bizim arkadaşlarımız başka depremlerde bulunmuş. Yani şunu anlatıyorum. Bunun uzmanı arkadaşlarımız bunu gelip bakıyorlar. Ha bununla farklı olarak risk tespitini vatandaş diyor ki efendim risk tespiti o farklı bir şey. Risk tespiti oradan numune alıyorsun, karot alıyorsun. Efendim betona sıyırma yöntemiyle yapıp efendim demirin kalite demire bakıyorsun ne kadar yeterli demir döşenip döşenmediğine bak. Bunlar farklı şeyler. Vatandaş birini diğerinden karıştırınca efendim benim binam 50 yıllık, benim binam 30 yıllık. Yıkmak isteyen diyor ki benim binam 50 yıllık, 30 yıllık yıkılması lazım. Ama altta esnaf varsa benim diyor binam hiçbir şey yok diyor. Çünkü niye? Yani insanlar o kişiye göre değişmiyor. Benim dediğim şu kriterler var. Yani 50 yıllık olması o binanın ağır hasarlı ve orta hasarlı olmasını gerektirmez ama yani. Ama burada ben bu noktada size katılıyor muydum? Yani şimdi işin uzmanı ayrıdır. Mesela bana et kesin deseler ben bir kasap gibi et onu kesemem. Onu söylüyorum. Yani. Evet onu anlatmayacağım. Şey yani şimdi şöyle son günlerde de biliyorsun işte pandemiden dolayı. Hiç sağlık müdürüne kimse yani buna niye COVID-19 teşhisi koydunuz diye hiç kimse bir şey söylemiyor. Evet. Evet. Dememesi de ama lazım. Ama size şey mi diyor? Ama bize herkes evet yani işte şeye mühendise söyleyin bunu böyle bu mühendise adeta herkes şu anda inşaat mühendisi yani bu konuda bizim başımızda. Yani evet. Bunu söylüyorum ben de diyorum ya, ben il müdürü olarak ancak arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Yani buna ağır hasar ver, orta hasar ver, az hasar ver demeyi ne yetkisinde ne gücündeyim. Sadece biraz daha hassas olun diyebiliyorum yani. Şey var müdürüm, benim yani özellikle sormak istedim. Mesela bir orta hasarlı eve firma da gelip bu ev güçlendirilemez derse
Oradaki vatandaş ne yapacak yani, haliyle mecbur. Yoğunda da bir mağduriyet oluşmayacak ki. Daha yani, önceki nasıl olursa. Hak sahibi zaten, olacak. Tabii hak sahibi olacak, onu söylüyorum. Evet. Onu kesinleştirdim evet, evet, evet. Şey, tekrar evet. Sordum müdürüm. Şimdi müdürüm çok sayıda sorumuz var. Reklam arasına da gireceğiz birazdan ama eğer uygun olursanız, müsaade ederseniz ikinci bölümde bir 15 dakika daha sizi ağırlayalım. Sorabildiğimiz kadar izleyeceğimizin sorusunu soralım. Biliyorum yorgunsunuz ama. Yok yok yok, şey yapmayayım. Devam ediyor. Yok sıkıntı yok. Ha, bize tamam, sıkıntı yok. Evet. O zaman ben kendi bir iki sorumu sorayım, sonra reklamdan sonra tamam. Şeye geçelim. Ağrı hasarlı binaların yıkım çalışmaları. Çok sayıda şikayet var. Ortalık toz duman. Bazı yerlerde bir yıkım 15-20 gün sürüyor. Bazı yerlerde adam geliyor 5-6 katlı binayı bir günde yıkıp bitiriyor. Vali Fahri Bey örneği var elimizde. Evet. Bu niye böyle oluyor? Bunun denetimi sizde mi? Şimdi şöyle, biz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü veya Bakanlığı'nın görevleri arasında iki tane de baştan beri söylüyorum. Bir, hasar tespit. İki, enkaz kaldırma. Evet. Yani yıkım veya enkaz kaldırma. Şimdi bunu ilk başta özellikle kentsel dönüşüm alanlarında ve acil yıkılacaklarda Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından, hatta biz de o günlerde yani biz de işin içinde olmadan bakanlığımız tarafından girişimde bulunuldu ya, yıkımları o bakanlığımız tarafından gerçekleştirdi. Sonra Sayın Valimiz o dönem, Sayın Belediye Başkanımız el aza katkı olsun diye ve biraz da o dönemde yabancı firmalar söylendi vesaire, çeşitli sebeplerle, gerekçelerle bunu Sayın Bakanımıza durumu arz ettiler. Sayın Bakanımız da bu konuda Çevre Şehircilik Bakanı'nın yetkisini mahalli yetkililere, yani burada özel idareye ve belediyeye devretti. Bu şekilde daha hızlı ve biliyorsunuz hak sahipliği çalışması belli olmadan da bu işlere giriyor. Çünkü hukuki sonuçları olabilirdi. Bu ancak hak sahipliği çalışması bittikten sonra dikkat ederseniz o zaman da vatandaş herkes şunu söylüyordu. Efendim niye yıkılmıyor? Mahallemizde adeta şeye döndü. Efendim işte Suriye'ye döndü vesaire oldu, işte çok kötü şeyler orada de yaşanıyor. Orada da vatandaş haklıydı ama i̇şte, yani. Tabii tabii. Ya zaten giriyordu. Çocuk içine mesela beni arıyorlar, diyorlar ki okul karşısında diyelim. Çocuklar girmiş oynuyorlar. Yani bunun hesabını kim verebilir? Bant çekiyorsun, olmuyor. Onu hepsinin başına da güvenlik yetkilisi bırakamazsın. Ne yapacaksın? Bununla ilgili Sayın Valimiz Elazığ'a geldi. İlk günden itibaren gerçekten Sayın Valimizin bu anlamda ciddi anlamda talimatı oldu yani. Gerek bizlere, gerek şeye Elazığ Belediye'mize, gerekse de özel idaresine hızlı bir şekilde devam etmeye başladı. Yıkımla ilgili binanın bitişik nizamla, diyelim ki bağımsız tamamen mesela blok nizam olan bir bina, etrafı da bahçeyse diyelim. Burada veya çevre kentsel dönüşüm alanı şeklinde çok rahat yıkabiliyor. Ama şimdi bir Gazi Caddesi'nde işte gündemde olan, şimdi Gazi Caddesi'nde karşı karşıya iki tane bina var. İkisi yıkılacak. Şimdi Gazi Caddesi'nde yıkarken dikkatli yıkmak zorundasın. Yan binaya zarar vermeyeceksin. Çünkü bitişik nizam olduğu için yan tarafa zarar verdi mi bunun sorumluluğu kimse üstlenemez. Bunu çok dikkatli yıkacaksan öyle bir günde, ama diğer taraftan diyelim ki başka bir yerde daha müsait, yan taraf boşsa o binayı çok hızlı bir şekilde yıkabiliyorsun. Bir de firmanın, yani onun firma şöyle, gerek Elazığ Belediye'miz, gerekse özel idaremiz bunu ihale etti yani firmalara. Ya ihale şimdi, şey şartı konulamaz mı? Son teknolojiye sahip olan, makineye yani sahip olanlar gelsin yıksın. Bunlar kodular da şimdi şöyle. Mesela ben şey biliyorum, Ahmet Aytar'ın o karşısında İl Özel İdaresi'nin eski binası vardı, İl Bank'ın eski evet, binası. Evet. Mesela 16-17 gün sürdü oranın yıkım evet. işi. Ki orası çok kilit bir trafik aslında. Evet, aynen. Orada demirleri tak 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 kırdılar. O, aynısı valiliğin karşısındaki bina. Ben bildiğim kadar için. Orayı zaten şey yani. Daha önceden alınan bir şey. Başka yani bizlerle alakalı değil yani. Onu şeyle yani ne diyeyim, depremle alakalı değil. Onu tamamen. Valiliğin karşısındaki o 7 katlı binalar. Evet, onlar onlarda da işte zaman ciddi anlamda serzenişler oldu. Ciddi anlamda vatandaşın şeyleri oldu, tepkiler oldu ki doğru. Ben de gittim. Toz yani bir denetim taraf, sizde değil mi orada? Yani tüm Elazığ'daki kontrolü bir şekilde bizde, ama şunu söylüyorum. Şu anda biz yetkimizi çevre şehircilik olarak özel idare valiliğe belediyeye devretmiş durumdayız. Ancak biz koordine etmeye yükümlüyüz, hatırlatmakla. Ancak cumartesi günü Gazi Caddesi'nde yıkımı ben de bir iki dakika gittim, izlenmiş kimseye de kendimi uygun şey. Uygun mu yıkım kurallarına? Şöyle ciddi anlamda bak, ben gittiğim dakikalarda
iki tane tomayla sulama yapılıyordu, yıkım yapılıyordu. Ama ben arkamı dönmüşüm, belki ki beni görmediler, onu söyleyeyim yani. Ben arkamı dönmüşüm, belki bir tane düşmüş veya o arada hiç suyu getiren hiç olmamış. Yani bunlar olmuş mu olabilir? Ama şunu söyleyeyim, çok samimi söylüyorum. Orada tabii zor bir yer yani. Yani Gaziantep'te yıkım... Sadece oraya konuşmuyorum. Diğer yerler de öyle oldu ama Sayın Müdürüm yani. Diğer yerlerde de böyle çok toz dumana karışan yerler oldu yani. Şöyle bak, yine ben söyleyeyim. Ne diyelim, Nur sitesi dediğimiz yerde de bizim kontrolümüz yani bizzat bizim tarafından yıkımı. Benim telefonumla arada, ben de o anda yürüyüş halindeydim oradan. Yani daireden çıkmıştım. Eve doğru dedim arka taraftan yürüyeyim. Biraz da yürüyüş yapmış oran. Beni aradılar, dediler ki ben de 50 metre, 100 metre uzaklıktaydım. Şunu söylüyorum. Ya işte vatandaş dedi ki böyle hiç sulama olmuyor. Gittiğimde gerçekten tomayla sulanıyor. Ama bir tane yetersiz kalıyor mu? Evet. Elazığ'da da... Yaptırımı var mı? Yani çevre kirliliğinden dolayı ceza yazabiliriz. Evet. Yazdınız mı hiç bugüne kadar yok, ceza? Yok, yazmadık. Hiç yani. Kimseye ceza yazmadınız. Yazmamaya dikkat ettik. Niye yazmıyoruz? Yani şöyle, ama müdürüm yani. Hayır, şimdi, millet toz duman içerisinde hayır, şöyle, şey oldu. Şunu önemli. Aylardır. Önemli olan burada. Hani niye? Birine ceza yazsanız diğeri de emsal alır o cezayı. Der ki ya bak işte ceza yazıyorlar. Hani vallahi ben şunu söylüyorum. Furkan Bey, ben şunu söylüyorum. Bir taraftan diyoruz yıkım. Ha bunu söylüyorum da bunu şartlarını yerine getirmeye gayret ediyoruz. Gerçekten de özel idarede, belediye de bunun üzerinde çok hassas bir şekilde duruyor. Bir taraftan diyorum da yıkım. Yani burada ceza, şimdi Gaz Caddesi'nde en iyi yıkımı da yapsan ceza yazmak zorunda kalacaksın o zaman. Sizin ama mesela Ali Fahri Bey'deki çok güzel yıktı. Bir günde bitti. Ya işte size öyle gelmiş, onu söylüyorum. Binanın yan tarafının durumu ne diyorum. Evet. Boş muydu? Yani bakmak lazım. Binanın şeyine bakma. Veya firma diyelim ki daha bu işin uzmanı bir firmaya rast gelmiş. Yani şunu anlatıyorum. Akşam mesela saat akşam bundan özellikle 15 gün bir ay önce yani hava sıcaklığından dolayı söylüyorum. Şimdi akşam saatlerinde şey olmuyor. Esinti olmuyor. Adeta şey toz bulutu şeklinde çöküyor yani. Dağılmıyor yani. Dikkat ederseniz de akşam saatlerinde bu tür şeyler şikayetler geliyor. Yani haklı olarak o saatlerde geliyor. Niye? Çünkü o saatlerde toz bulutu dağılmıyor. Ne kadar sularsan sula. Bina eski bina. Biraz önce işte söylenen gibi yani 50 yıllık bina belki de o yıllardaki beton kalitesi çok da şey olmuyor. Daha çok toz oluyor. Yani bunlar çeşitli şeyler var. Bir saat aralığı var. Mesela sabah erken başlayanlar var ya da akşam geç saatlere kadar devam edenler vallahi var. Şunda saat aralığı olabiliyor mu? Olur da saat aralıklarında şunu tabii olmaz da onda. Saat aralıklarında şöyle diyelim. Daha erken kalsa 6'da başlasa diyeceğiz ki arkadaş bırakmıyorsun uyuyalım. Evet. Akşam olduktan sonra bırakmıyorsun içeriye girelim yani bunun ölçüsü. Bunun bir hakikaten bir sıkıntı. Bu deprem görmüşüz ve bunların kaldırılması lazım. Bak size de şunu samimi söylüyorum. Bunu da çok rahatlıkla söylüyorum yani. Burada gerçekten Sayın Valimiz, bu konuda Hasadiye Belediye Başkanı bizler. Şu anda İstanbul depreminden dolayı, İstanbul'daki depremden yani düşün 1999'daki depremden dolayı ağır hasarlı, orta hasarlı birçok binanın içerisinde oturuluyor. Evet. Ama biz burada bir noktada bakanımızın da talimatıyla burada Elazığ'da buna müsaade edilmedi. Şükürler olsun ki böyle bir riski almadık. Yani düşün işte her gün artçı depremler oluyor. Evet. Ve bunun 5 büyüklüğünde 5'ten daha büyük artçı depremler oldu. Yani şunu anlatıyorum. Bu binalar şehir merkezinde olmasından dolayı daha ciddi sıkıntı var. Mesela kimse diyelim ki Abdullah Paşa'daki o kadar bina yıkıldı. Bu kadar sıkıntı olmaz. Niye? Alan daha geniş. Şey burası yani, merkez olunca onu söylüyorum. Yani merkezde olunca o sıkıntıları biliyoruz. Ama gerçekten bugün ben yine ilgili firmayı aradım. Sorumlu kurumu aradım. Dedim ki arkadaşlar Gazi Caddesi'nde çok hızlı bir şekilde bir an evvel vatandaş. Çünkü biliyorum orada bizim yani Elazığ'ın esnafının yani. Evet beyni diyelim yani artık en önemli herhalde organımız beyin olduğuna göre Gaz Caddesi bizim için Elazığ'ın her şeyi demek. Yani orada bir noktada ticaretin merkezi, iş yerlerin merkezi. Bunun yani şeyi yok, telafisi yok. Ben biliyorum orada Köfteciler Sokak, diğer tarafta tüm esnaflar. Elazığ'ın en bilinen yeri. Bütün bir reklam arası verelim. Tamam. Ardından tamam. Hem bizim sorularımız hem izleyeceğimizin sorularıyla devam edelim. Ama çok sayıda soru var müdürüm. Sizin reytinginiz yüksek. Siz ekrana çıkınca Allah razı olsun. Binlerce mesaj geliyor. Teşekkür ederim. Hepsini soramayacağız ama. Şimdiden izleyeceğimize soralım. Elimizden geldiği kadarıyla sormaya çalışacağız. Şimdi kısa bir reklam arası ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız.
Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Canlı yayın konuğumuz Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinç'i bizlerle birlikte. Tabii ikinci bölümden normalde haberlerimizle devam ediyorduk ama konu önemli. Müdürümüzden de rica ettik biraz daha bizlerle kalır mı diye. Sağ olsun o da kırmadı. Hem bizim sorularımızla devam edeceğiz. Ardından hızlıca sizlerin sorularını müdür beye sormaya çalışacağız. Ama öncelikle şunu ifade edeyim. Gerçekten binlerce mesaj var. Burayı bilmiyorum görünüyor mu şu anda? Hepsi yeşil tık olarak. İzleyeceğimizin çok sayıda mesajı var. Bu mesajların tamamını okumamız mümkün değil ama elimizden geldiği kadarıyla mesajlarımızı yöneltmeye çalışacağız. Müdürüm, ilçe ve köylerde yapılan çalışmaları böyle kısaca bir özetlerseniz, ilçe ve köylerde şu anda ne tür çalışmalar yapılıyor? İşte köy evleri, çelik konseksiyonlu yapılıyor. Evet. Şimdi şöyle, köy evlerini en güzel görebileceğimiz yer Değirmenönü. Eski ismimizden tercih dediğimiz köyümüz. Burada şu anda zaten Sayın Bakanımız geldiğinde bizler gitmiştik. Sonradan İçişleri Bakan Yardımcımız yine gelmişti, beraber gittik. İşte de sonradan şunu söylüyorum yani niye? Sayın Valimizden takipte falan gidildi. Bu şundan dolayı diyorum. Yani vatandaşın görebileceği bir noktada çelik konstrüksiyonun ne olduğunu, nasıl bir yapı olduğunu. Bununla ilgili en güzel örnek orada. Şimdi ilçelerimizde zaten birçok ilçemizde artık toplu konut şeklinde rezerv konutlar da yapılıyor. Yani ben bunu baktığımda işte gerek Sivrice zaten kentsel dönüşüm yani riskli alan ilan edildi. Kentsel dönüşüm ve aynı zamanda rezerv konut da TOKİ tarafından AFAD tarafından belirlenen yere TOKİ tarafından yapılacak. Hı hı. Maden ilçemiz yine öyle. Daha önceden de yapılmıştı. Maden ilçemizde yapılacak. Palu, Karakoçan, Kovancılar'da da yer tespitleri yapıldı. Onlar da yapılacak. Evet. Yani Baskil'de ihalesi yapıldı, yapılacak. Yani bütün ilçelerimizde aşağı yukarı gerek rezerv konutlar, gerekse de yerinde şeklinde bir şekilde yapılacak konutlarımız var. Bunların içerisinde yani zaten en başlı başına dönüşüm Sivrice'de. Sivrice'de tamamen bir mahallemiz şu anda. Orada da çok hızlı gidiyormuş. Evet, ben son şeyi orada ama işte yani bir yandan yıkım işlemleri, bir yandan hemen yapıldı. Orada da hızlı bir şekilde müteahhit firma işin işine girişti. Yer teslimi yapıldı TOKİ tarafından. Burada da kentsel dönüşüm yapılmakta. Köylerimizde de daha önceden 265 tane ihale edilmişti. Perşembe günü işte ben bugün konuştuğum TOKİ'deki yetkili arkadaşımızla Perşembe günü yer teslimine başlanacak. 500. İkinci 500 konut olarak. Bilahare zaten diyorum da. Zaten 1400 ev falan o civarlarda bir şey olacak. Şimdi ihtiyaç kadarıyla AFAD tarafından hak sahipliği ve rakamı açıklanınca evet. Bunları bu şekilde yapılacak. Mesela Akça Kiraz beldelerimizden Akça Kiraz'da, Yazı Konak'ta, Molla kendinde bunlarda bileme belli yerlerde toplu konut yapılıyor. Yurt başında ise gerek yerinde gerekse de onların da bir başka şekilde ihtiyaçlarını orada tamamlamaya çalıştık. İnşallah herkesi yani bu yılın sonunda belli bir şekilde bir noktaya getireceğiz. Evet. Müdürüm Direk ve Petek sitesinden mesaj atıyorlar izleyicimiz ama az önce söylediğiniz sanırım kaçırdılar. Evet. Bu hafta içerisinde Direk ve Petek sitesinden anahtarlar teslim edilecek. Teslimine başlanacaktı. Evet. Evet. Bu hafta başlanılıyor. Evet. Camilerde de sıkıntıların olduğu camiler oldu. İşte Kubbeli Cami sanıyorum yıkıldı. Evet. Ağır hasar verilmişti. İzzetpaşa Camisi'nden çok konuşulan cami oldu. Bölge Camisi'nde orta hasar. Bölge cami değil de Tefekiye Camisi. Tefekiye Camisi. Orta hasar verildi. Orta hasarlı evet. Ne olacak camilerdeki durumumuz? Şimdi şöyle bildiğiniz gibi kamu binalarıyla böyle camilerdeki durumlar daha farklı yani. TOKİ AFAD tarafından yapılmıyor da kendileri tarafından veya o dernek tarafından. Şimdi dediğiniz gibi İzzetpaşa vakıf camisi olduğu için buranın orta hasarlı. Buraya işte proje müellifi daha önceden vakıf başkanımızdan da Sayın Valimiz ilk geldiği günler beraber gittik. Müftümüzle beraber burayla ilgili güçlendirme projesi yapılacak. Yani proje müellifi tarafından güçlendirme projesi yapılacak. Yani güçlendirme projesi tek caminin belli bir bölümüne mi, belli yerlerine mi, tamamına mı? Onu tabii proje müellifi bakacak ve projeyi ona göre yapacak. Yani orta hasarlı olunca insanlar diyor ki işte adeta bir belli nokta. Hayır öyle değil yani. Tamamını ona bakacaklar.
gerektiği yerlere nasıl bir güçlendirme, nasıl bir yöntem uygulanacağız onu yapacağız. Şimdi vatandaş da diyor ki çarşı açık Kuyumcular Çarşısı ama üstündeki cami kapalı. Nasıl oluyor böyle bir şey diyorlar? Valla şöyle, o artık da vakfa sormak lazım. Ya çünkü o artık biz orada hasar durumunu bildirmişiz. Orada aslında binanın tamamına orta hasarlı demişiz. Tabii yani belli yerlerde mesela orada üst katta asıl sıkıntı ama diğer yerlerde sıkıntı var. Yani bunun bile şey var anlamda şunu söylüyorum. Çünkü orta hasarlı binanın kendisine orta hasar veriyorsun. Evet. Yani bunu, üst katı alt katı tabii, yok tabii, tamam o ayrı ayrı değil. Bunun güçlendirme projesi çizilip güçlendirme projesi yapılıp çizilip diyorum. Yapılıp bunun uygulamaya geçilmesi lazım. Artık onu vakıf kendisi yapacak yani. Onu öyle. Tefikiye Camisi'nde çok öyle şey gözükmüyor. İşte defalarca da baktırdık oraya. Ama eğer şeyse yine orada da ya dernek olarak, çünkü orada dernek, ya da işte müftülüğümüz olarak bunu güçlendirme projesi yapılıp bunun bir saat önce, bir an önce yapılması lazım yani. Güçlendirme projesi yapılıp ya. Onun dışında başka camimiz var mı müdürüm? Bunun dışında şimdi Nurullah Camisi o orta hasarlı bir camimiz. Fakat Nurullah Camisi'ni TOKİ tarafından, Sayın Bakanımız da tabii bunu şey yaptı. Buranın yıkılıp tamamen TOKİ tarafından yeni bir cami yapılması. Orada tabii derneğimiz olsun vatandaşlar diyor ki hayır. O zaman buranın yeniden risk tespiti yapılarak güçlendirme yapılıp yapılmayacağını, nasıl güçlendirme yapılacağını ona karar verip biz ona göre hareket edeceğiz. Evet. Dün bir de zaman içerisinde WhatsApp iletişim hattımızdan ara ara soru geliyor da ben konuya çok vakıf olamıyorum. Şey diyorlar, depremden önce TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlar için yapmış olduğu evler varmış. Evet. 500 liralar verilmiş bankalara vesaire. Evet, evet. Kuralları çekilmiş galiba. Evet. Onlar ne zaman teslim edilecek? Şimdi onların bir kısmı teslim edildi. Diğer şöyle bir şey oldu yani. Orada şöyle bir durum oldu. Şimdi hak ondan dolayı bekletildi. Şimdi bu kuraya katılan insanların bir kısmı diyelim ki... Daha önceden kurada çıkan insanlar. Evet. Bir kısmı diyelim ki binaları ve evleri yıkıldı. Ağır hasarlı ve AFAD'dan hak sahibi olacaklar. Şimdi vatandaş oradaki şartlar başka. Çünkü dar gelirli gruptakiler belli bir %12 civarında peşin para almak zorunda. Oysa AFAD'dan olanlar biliyorsunuz hak sahibi olanlar ilk 2 yıl ödemesiz 20 yılda ve 10 ilk 2 yıl ödemesiz olmuyor. 18 yaş taksit olduğu için bir peşin para alınmayacak. Buradaki hemşerilerimiz Sayın Bakanımızın bir önceki gelişinde bunu dile getirdi. Dedi ki bizden peşin para isteriz. Çünkü onların şartları farklı. O yüzden durduruldu. Sonradan bildiğim tekrar yer teslim edilmeye başlandı ama asıl hata oluşmaması için yani AFAD'ın hak sahibi çalışmasıyla bu işi paraya götürmeye çalıştı. Vatandaşın karını oluyor. AFAD'ınkisi mi daha karlı oluyor? Dar gelirli. Şimdi AFAD'ın karlı oluyor. AFAD'ınki tabii. Yani bana göre öyle görüyorum çünkü. Ödeme vesaire. Çünkü falan. Şöyle ilk 2 yıl ödemiyorsun. Ha evet. Geriye kalan yani 20 yılın 18 yılında da 0 faizle ödüyorsun. Aynen, evet. Bir noktada orada sabit tamamen sabit olduğu için, orada tamamen ama dar gelirlerle ilgili biliyorsun yani belli oranda peşin isteniyor. Evet. Vatandaş bir defa %12 peşin isteniyor. Ondan sonra belli enflasyona tabi olduğu için artabiliyor fiyatlar. Yani çok farklı daha. Anladım. Şey varmış. Kızılay Mahallesi Gayret Camii'nde yıkılmış bir bina varmış. Cami varmış. Gayret Camii. Bilmiyorum oradaki onu ya. Oradaki durumu da söyleyeceğiz. Yani şöyle şimdi. Bütün Kızılay mahalleleri bir çünkü Elazığ'da bildiğim kadarıyla yani 16 tane camimizde çeşitli yani şehir merkezinde vardı. Bununla ilgili çeşitli camiler. Geçenlerde Aksaray'a sayın valimizle gitmiştik, sayın vekillerimizle beraber. Orada da mesela camide şey vardı. Yani şimdi bunun okullarda yine hakeza böyle durumlar var. Bunların hepsini tek tek bilme şansım yok da. Ama bir uygulama şekliyle ilgili bir bilgi sahibiyiz. Bunları sırasıyla yani aslında burada derneklerse dernekler, müftülükse müftülük bunu güçlendirme projelerini orta hasarlısa hızlı yapılacak. Zaten ağır hasarlısa yıkılıp bunu oradaki dernek
veya müftülük aracılığıyla bir şekilde yaptırmamız lazım. Müdürüm, genel sorulardan birisi de şey oluyor genelde. Molozlar kaldırılmıyor. Yıkılıyor sonra moloz kaldı. Böyle bir şey ya bunda var mı öyle? Şöyle yani biz çünkü kış şartlarında biraz da oturma olacağından vesaire de biz kaldırım seviyesinde bırakılmasını istiyoruz. Ama tekrar geriye dönecekler için şimdi mesela hemen bizim yan tarafımızda yani Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yan tarafında eğitimci resitesi dediğimiz yer var. Oranın bir blokunda şey vardı, belli sıkıntılar vardı. Adresten dolayı falan bir sıkıntı vardı. Bugünlerde işte maddi hatalardan dolayı şeyleri biz tamamladık işte şükürler olsun. Ama bu arada yine de dilekçeler geliyor. Varsa bunları da tamamlayacağız tabii bu arada. Evet. Şimdi orada bir blok kalınca diğer blokların temeline giremedi. Çünkü o şekilde farklı bir sonuç olabilir. Orada moloz kalmış gibi gözüküyor ama sonradan alınıyor. Ama moloz seviyesini maalesef eğer bazı firmalar işte kaldırım seviyesinin üzerinde bırakıyorsa onu da bakmak lazım, onlara almak lazım. Çünkü oturunca düz olmasını istiyoruz tabii. Yani çünkü yağmur, su, kar yağacak, yani. Kar yağacak yan binaya zarar vermemesi için. Evet. Şimdi izleyeceğimizin sorularıyla gidelim müdürüm, eğer uygun görürseniz. De çok fazla sorumuz var, onu da tekrar hatırlatmış olalım. Mesela izleyicimiz diyor ki TOKİ'den hak sahibi çıktı. Bunun yanında ağır hasarlı olan evimizi yaptırmak istiyoruz. Bunun için Çevre ve Şehirciliğin 125 bin TL'lik kredisinden faydalanabiliyor muyuz? Şimdi Çevre Şehirciliğin değil de o ifade belki yanlış kullanılıyor. Doğru faydalanabilirsiniz. Çünkü şöyle Elazığ bina bazında kentsel dönüşüm yani bir yandan yıkarken yani gerek belediyemiz gerekse de özel idaremiz tarafından yıkılırken risk tespiti yaptırılıyor o binalara. O binalar risk tespiti yapıldıktan sonra işte kentsel dönüşüm şartlarından, haklarından faydalanıyor. Gerek vergi muafiyeti, gerek harç muafiyeti, gerekse de kredi alabilmede. Krediyi tabii ilgili bankalardan alacaklar. Yani çünkü kendileri o şartları sağlayacaklar. Yıllık faizin 4 puanını Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanacak. Evet, faydalanabiliyor. AFAD tarafından da hak sahibi olursa TOKİ'nin yaptırmış olduğu toplu konut alanlarından birinden hak sahibi olacaklar. Orta hasarlı evlere TOKİ verilecek mi müdürüm? Verilmeyecek. Kırklar Mahallesi tek katlı müstakil evimizi yıktılar. Bütün molozları arsa içine dağıttılar. Bu molozlar kaldırılmayacak mı? Valla şey yapmak lazım. Yine de ben şey yapayım, Kırklar Mahallesi'nin notunu alayım. Hı hı. Hangi belediyemiz veya özel idare yıkmışsa bir baksın arkadaşlar, varsa molozları aldırsınlar yani. Evet. Şöyle müdürüm, alttan gidelim. Sivrice'de diğer etaplar ne zaman başlayacak? Henüz ihaleleri yapılmadı. Evimiz yıkılmış, kiradayız diyor izleyicimiz. Şimdi Sivrice'de ilk etap yapıldı. Hızlı bir şekilde de biraz önce de sizlerin de bahsettiği gibi devam ediyor. İleriki dönemde bekliyoruz yani. Onun çünkü bakanımız tarafından yani genel müdürümüz, kentsel dönüşümü genel müdürü tarafından takip ediliyor. İyi akşamlar. Biz konteyner kentte kalıyoruz. Raporu %100 olan kızım var. Ağır bir biz kiracıyız. İleride TOKİ hakkı olur mu? Engeller için teşekkür ederim. TOKİ hakkı olur mu? Yani olmaz şu anda ama TOKİ'nin dar gelirlerle ilgili işte daha önceden diyoruz ya, dar gelirlerle ilgili şey vardı, şartlar vardı. Bunlara öncelik verilirse olur tabii, neden olma, ama şu anda gözükmüyor. Lütfen evet. Sorar mısınız, Abdullah Paşa'da riski alan ağır hasarlı evlere açıklanan fiyattan mı ödeme yapılacak, yoksa arsa bizim olduğu için daha mı uygun olacak? Riski alanda AFAD'dan hak sahibi olduk, ne şartlarda ödeme olacak ve ikinci etap ne zaman teslim olacak? Lütfen bunları açıklık getirir misiniz? Zaten diğer yerlerde de arsa fiyatları devrede değil ki yani. Şimdi diyelim ki Bızmış'ın TOKİ'lerde veya işte Yemişlik TOKİ'lerde de arsa fiyatları şeyde değil yani, yapım maliyetleri. Hı hı. Furkan Bey, iyi akşamlar. Yukarıda Demirtaş'ta ev ve ahır bitişikti. Yapılan hasar tespitine sadece ev ağır hasar verilmiş. Ahır da yıkılmak üzere AFAD hak sahipliğinde ev gözüküyor. Ağırlı hak sahipliği olmadığından tek kat yapılacak. Ne yapmamız lazım? Fotolarımız da var. Varsa demiş. Öyle bir maddi hatamız gelsin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bu tür maddi hatalarda bir dilekçe verir. Biz gelip bakarız, eğer dediği gibiyse onu değerlendiririz. İtiraz edilen hak sahipliği ne zaman sonuçlanacak? Bu AFAD'ın bu şey giriyor. İtiraz edilen hak sahipliği yani onlar açıklayacak. Ama AFAD onlar şey dediler. Bizden maddi hatadan dolayı kaynaklanana da ek süre verecekler. Yeniden başlatacak onlar. Onlar da Kasım'ın ilk haftalarında açıklamaya çalışacaklar. İnşallah. Çalışıyorlar. Biraz önce ben geldiğimde telefon ettim.
Osman Bey, arkadaşlar, Teğmen Bey, yani şubemdir arkadaşımız, bizzat görüştüm, çalışıyorlardı yani dairede çalışıyorlardı. Furkan Bey, size ve Sayın Müdürüm'e iyi akşamlar. Söz sürünün ve diğer kentsel dönüşüme giren alanlar da bittikten sonra ödemeler tefettüfeye göre mi ödenecek, yoksa Cumhurbaşkanımızın indirimi ve sabit ödemeye göre mi olacak? AFAD şartlarında hak sahibi olursan AFAD şartları belli oldu. Cumhurbaşkanımızın dediği rakamlar şeklinde ödenecek. Ama kentsel dönüşümden, yani birden fazla ev var, evi az hasarlı, orta hasarlı olup da şey olursa, o kentsel dönüşümden o henüz daha açıklanmadı yani. İzleyicimize aktaralım. Aynı mesajı döne döne atan izleyicimizin mesajları en üste çıkıyor. O yüzden o mesajları hiç okuyamıyoruz. En alttan okuyoruz. O yüzden mesajları tekrar tekrar atmazsanız çok seviniriz. Nerede kaldık? Sürekli aynı mesajlar gelince müdürüm tabletimiz donuyor. Furkan Bey, iyi akşamlar. Evim acil yıkımla yıkıldı ve hak sahipliğinde red cevabı geldi. Eviniz az hasarlı denildi. Bu nasıl bir hata? Evimiz kentsel dönüşümde değil, AFAD'a gittik. Çevre Şehircinin hatası denilmiş. Bizim hatamız, eğer varsa öyle bir durum, madde hatadan dolayı dilekçe verirse onu düzeltmiş olmamız lazım. Yoksa da gelsin hemen benden bizzat görürsün dilekçesini. Bunun için son süre yok değil mi? Bu hataları istediğiniz yani zaman... Yani şöyle, şunu söylüyoruz. Hak sahipliği açıklanınca zaten bunlar bir kısım insanlar görmeye başladı. Hı hı. Bunlarla ilgili dilekçe verildi. İşte bugün itibariyle tamamen yani sıfırladık bir kısmını. Yani tamamına yakın sıfırladık. Maddi hatalardan var. Ama bu arada diyelim cuma gününden itibaren, bugünden itibaren yeni dilekçeler geliyor. Bunları tekrar değerlendiriyoruz. Yani bunun sürecini biz devam ettireceğiz. Sağ olsun AFAD da bu konuda bize yardımcı oluyor. Sayın Müdürüm, Kıbrıs Şehidi Mehmet Güçlü Caddesi'ndeki yıkım 15 gündür enkazı kaldırıyorlar. Bu binadan daha büyük binalar en fazla 4-5 günde bitirilirken bu bina 15 gündür hala daha koca bir enkaz ve hurda demir yığınları cadde üzerinde duruyor. Böyle giderse de 15 gün geçecek. Şimdi ben onu bildiğim kadarıyla yine özel idare tarafından yapılıyordu, yani yıkımı yapılıyordu. Bana bildirdiler, ben özel idareye uyardım. Yine de hatırlatırız yani, bu şekilde de hatırlatmış olduk yani. Köylerdeki hak sahiplerindeki evleri en geç ne zaman teslim edecekler? En geç diye bir şey yok da yani zaten bizim hedefimiz neydi? Depremin birinci yılına yakın bir sürede hepsini tamamlamak, ama bu zaman içerisinde de yani Mart, Nisan işte sarkabilir mi? Sarkabilir, evet. İyi akşamlar. Evimiz acil yıkım kararı ile yıkıldı. Hak sahibinde red kararı çıkıp hafif hasarlı denildi. Lütfen bu konuyu dile getirin. Aynı bir soru. Biraz önceki sorunun aynısı, evet. Yani. Evet. Müracaat etmeleri. Yani baksın gerekiyor. Ama şöyle de olabilir. Yani acil yıkılması, ağır hasarlı olması AFAD'ın konusuyla ilgili yani söyleyeyim. Belki de ikinci bir ev var. Yani kişinin yani kişiye göre ikinci bir ev var. Eşini veya kendisini ondan dolayı hak sahibi olmamış olan. Eğer başka bir şeyden dolayı az hasarlıysa diye görünüyorsa o maddi hata bizde zaten acil yıkılan binalarda bizden şey var. Bize gelirse düzeltiriz onu. Evet. Furkan Bey kaçırdık mesajı. Furkan Bey, DASK'ı aradım. Ağır hasarlı yıkıldı dedim. DASK ne dedi? Biz hayali kurumların verdiği raporu kabul etmiyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın dedi. Ya o öyle o şekilde demiş olmayabilir ama şimdi onlar diyor ki bizim eksperlerimizin burada da yine İçişleri Bakanı yardımcımızın geldiği şeyde sağ olsun DASK'tan da yetkililer buradaydı. Yani burada ölçü sonuçta biz olduğumuz şey ama tabii DASK'ın da kendine göre bir değerlendirme metodu var. Ama en sonunda yani ileride eğer bir işlerine sinecek bir sonuç alamazlarsa mahkemeye gittiklerinde bizimki yani Çevre Şehircilik Bakanlığın verdiği hasar dikkate alınacağından yani yetkili kurum, çünkü bu anlamda biziz yani, evet. Yani mesela izleyici bu mesela çok gelen sorulardan birisi. Diyor ki mesela bizim evimiz yıkıldı ağır hasarlı ya da acil yıkılan arasında. DAS da diyor ki ben senin binanı görmedim, ne diye para veriyorum yani, diyor. Yani tabii bu şöyle. Mahkemeye mi gitmeleri lazım burada? Yani tamamen çözemezlerse, iyi niyetten çözülmezse. Evet. Biz burada da söyledik kendilerine, yetkililerine söyledik. İyi niyetten çözülmezse bunu mahkemeye gidilir. Mahkemede de Çevre Şehircilik Bakanı bu konuda yetkili olduğu için Çevre Şehircilik Bakanı'nın raporları dikkate alınacak yani. Furkan Bey, iyi akşamlar. Evimiz depremden dolayı yıkıldı. Sarıetik Mahallesi'nde müteahhit bulduk. Karşımıza evimiz ilk yıkılanlardan dolayı kentsel dönüşüme karat örneği almamışsınız hayır, diye hayır, onu yaptırmıyoruz. Da, onu da hayır. Sayın vekillerimizin bizzat girişimleriyle onu çok samimi de söylüyorum. Ben okumadan siz hemen bildiğim için, hayır yani bildiğim için
ağır hasarlı olup da önceden yıkılan binaları da Elazığ Belediye'mize biz bildirdik. Elazığ Belediyesi Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne kendileri yani Elazığ Belediyesi'nin bunu konuda da yetkilendirildi. Belediyesi Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Bunun bakanla oluru alınacak. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Anladım. İyi akşamlar Müdür Bey, sorabilir misiniz? Riskli alan ilan edilip ada bazlı yerinde inşa edilebilmesi için vatandaş olarak başvuru yapabilir miyiz? Rızaya Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan Sokak'ta bina kalmadı sokağımızda demiş izleyicimiz. Yani o riskli yapı kendisi bina bazında riskli yapı yapılır. Ada bazında da belediye imar koşullarında yaparlar. Onda sıkıntı yok. Evet. İkinci evden red alanlar için nasıl bir yol izlenecek, ev alabilecekler mi? Şartlar ne olacak? İkinci evden dolayı mı? İkinci evden red alanlar. Ya o zaten AFAD'ın konusu ama zaten onu çok net söylüyor. AFAD diyor ki eşinin veya kendinin üzerine iki tane ev varsa diyelim ki belediye sınırları içerisinde belediye köy sınırları içerisinde köy sınırlarında ikinciden yani biri sağlamsa hak sahibi olamazsınız diyor. Furkan Bey, dilekçe de verdik fakat netice alamadık. Gaz Caddesi'nde 3 blokla binaya orta hasar ve hafif hasar verilmiş. Kolonlarımızda ve kreşlerde sorun yok. Temel ve kolonlarımız bir, biz bunu hafif hasar ve hasarsız yapmamız için ne yapmalıyız? Onu mahkemeye gitmeler lazım. Artık bu saatten sonra daha, evet, çünkü müdahil olamıyoruz. Evet. Evet. Bugün biraz aşağılara ineyim. İzleyicilerimize de haksızlık olmasın gelen sorular arasında. Kızılay Mahallesi'nde ne zaman yıkım başlayacak demiş müdürüm. Kızılay Mahallesi'nde yıkım yani yapılıyor bildiğim kadarıyla. Yine şeyde Aksaray'da ama yavaş yürüyor. O anlamda daha hızlandıralım yani. Belediyeyle, özel idareyle görüşelim. Sayın Valimizin zaten talimatı vardı bu konuda. Daha hızlandırılması şeklinde. Bu herhalde hızlı bir şekilde olacak yani. Daha önce riskli alanlarda kuru olmayacak demişti müdür bey. Şimdi niye kuru olacak diyor. Riskli alanlarda kuru olmayacak dedim şu. Yine şeyde projemiz yeterli olsaydı ve insanlar kabul etseydi 170 tane, 79 tane hak sahibi var oradan yani. 179 tane konut var, 179 tane insanlar. Bunu hak sahibi olarak kendileri kabul etseler ama vatandaş öyle enteresan bana göre. Adam diyor ki ben caddeye bakıyordum, ben şu dükkana bakıyordum. Bu şekilde kabul görmeyince ondan dolayı bir kura çekmek zorunda kalıyoruz. Yani bunu çok rahat söylüyorum. Yani sıfırsa diyelim ki yarın bir başka kentsel dönüşüm alanda sıfırsa insanlar da yerleştirebilir. Fazladan olsa çok rahat bunu. Ama insanlar illa herkes cadde üzerindekini ben eski yerim. Eski yerin diye bir şey kalmadı artık. Şimdi kentsel dönüşümde tamamen yıkıyorsun. Halen vatandaş diyor benim evimin eski yeri. Senin evin eski yeri ama diğer adamın evi kaldırılmış orayı da yeşil alanıydı. Oraya hiçbir yer vermeyelim. O zaman yani onu anlatamadığımız için. Yani kentsel dönüşüm farklı bir mimari yapıyor. Tabii tamamen. Yolu değişiyor, tamam, parkı yolu değişiyor, parkı değişiyor. Yapısı değişiyor, katı değişiyor, değişiyor yani. Onun, mesela şimdi Dilek ve Petek sitesi gerçekten bakıyoruz çok evet. Şık oldu yani, o aralar, yani boşluk, ama, bahçesi. Yani vatandaşın dediği şu keşke iki kat fazla olsaydı işte herkes istediği yer olabilir mi? De olabilirdi ama yatay mimariye aykırı mı? Aykırıydı. O yüzden bakanımız dikkate almadı mı yatay mimariye önce. Ama bazı yerlerde yatay mimari biraz da şey yapılabilirdi mi diyor. Mesela Dilek ve Petek işte, 4 kat oldu yanında yapılan bina 6-7 katlı yapılmış. Yani işte şunu söylüyorum yani benim hani... şu yani yetkimiz şeyimiz farklı şeylerden evet. Tokyo öyle uygun gördü. Yani bizim Tokyo'ya siz burayı zemin artı işte 5 kat yapmayın da 8 kat yapın veya 6 kat yapın deme şansımız yoktu yani en azından benim adıma söylüyorum. Abdullah Paşa Mahallesi 2. etap çevre ve şehirciliğe mi bağlı? Hepsi çevre şehirciliğe bağlı. Abdullah Paşa'nın tamamı? Tabii. Sizde. Hayırlı akşamlar. Akpınar Mahallesi'ndeki evimiz azot evleri B blok ağır hasarlı, A blok hafif, C ve D blokta orta hasarlı ve şu anda bakanlar dilekçe gitmiş. Acaba akıbeti ne olur? Eğer ortak temel, ortak çatı veya buna benzer bir şeyse onu başka değerlendireceğiz ama ayrı bloklar halindeyse onlar tabii yapılacak bir şey yok yani. Rızaya Mahallesi yıkılan evler ne olacak demiş izleyicimiz. Rızaya Mahallesi yıkılacak evler kendileri yapacaklar. Ama hak sahibiyse zaten hak sahibiyse zaten rezerv konutlara gidecekler. İyi akşamlar. Nail Bey'de apartmanlarımızın çift askı listesi çıkmış. Biri ağır, biri hasarsız gözüküyor. Defalarca dilekçe verdik ama halen çözülmedi demiş izleyicimiz müdürüm. Zor. Gelsinler. Öyle bir şey olamaz yani. Varsa da düzeltiriz yani. Cip köyü ne zaman başlayacak? Cip köyü muhtara gelmişti. Dün yazısını, yerini teslimi konusunda yazısını yazdık.
İyi geceler. Bizim evimiz ağır hasar aldığı için yıkım kararı aldı. Sonradan eve ret kararı verildi ve sonradan annemin de üzerine ev göründü. Ama annemin üzerine görünen ev 6 tane varisin üzerine. Biz yeniden dilekçe verdik. Dilekçe sonucu ne olur? Tahmini olarak ne zaman açıklanır? Ya o tabii AFAD'ı ilgilendiriyor ama yani bu tür gözden kaçmalar, bu tür maddi hata, orada da hatalar olabilir mi? Olabilir. Çünkü hızlı bir şekilde değerlendirmek isterken bu tür şeyler oluyor. Bunu zaten itiraz sürecini de bu yüzden devlet vermiş yani, bunu düşünerek. İkinci evi olanlar Çevre ve Şehircilik'ten hak sahibi olabilecekler mi? Eğer riskli ve kentsel dönüşüm alanındaysa tabii olacaklar. Bu şey oluyor, bu biraz karışıyor vatandaşlar ama mesela riskli alandaysa, kentsel dönüşüm alandaysa isterse vatandaşın 10 tane evi olsun. 50 olsun, hepsini vereceğiz evet. Hak, hepsinden hak işte sahibi onu, oluyor. Yani kentsel dönüşümün riskli alanının o tür avantaj var. Hı hı. Ama biraz önce program başında siz ne dediniz? Dediniz ki müferit bir yer diyelim varsa, arsası AFAD'dan hak sahibi olursa rezerv konutlarından yer alacak. Mevcut yerinde de ev yapacak. Bu sanki bir nokta diğer bu kentsel dönüşümdekine haksızlık gibi şey. Burada da tam tersi yani işte. Evet. Bunda bazı dezavantajlar, avantajlar var. Tabii farklı şeyler. Müdürümüze hayırlı geceler diliyoruz. Gecenin bu saatinde bizleri bilgilendirmek için ekran başında şu soruyu sormak istiyorum. Yıkılan binalarda demirleri toplayıp başka bir yerde ayrıştırsalar daha iyi olmaz mı? Sorun daha hızlı çözülmez mi? O işte belki biraz önce bahsettiğimiz gibi Gazi Caddesi'nde onu uygulamaya çalışıyoruz. Söyledik de öyle yapalım. Ayrışı başka onun bir dışında olma şansı yok. Çünkü onu yaparsan artık hiçbir ekonomik şey kalmaz. Öyle bir durum yok yani bunu hangi makinalarla şimdi düşün ki bloklar halinde bir binayı taşıyorsun, onu taşıma şansın yok yani. Hı hı. Ancak yerinde ayrıştıracak ama bu Gazi Caddesi gibi özelliği olan bir yerde bunu yapmamız lazım. Yani evet. Şimdi Gazi Caddesi'nde ne özelliği var? Bir yolu kapattığınız zaman Elazığ'ın trafiği Allah evet, kullak aynen yani. De öyle yani öbür tarafta hiç bu yani onun kimseye şey ancak devlet üzerine kat kat para verse de onu yaptıramaz yani. Abdullah Paşa'da MİSAŞ'ın yanındaki bloklar riskli alan ilan olarak değerlendirdi. TOKİ blokları yaptı. Aynı alanda olan baraj yapı blokları ağır hasarlı olarak yıkıldı. Neden ne TOKİ ne de kentsel dönüşüme sokulmadı? Çok zor durumdayız. Belirsizlik içindeyiz. Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz? Allah sizin de bizim de yardımcımız olsun. Şimdi rezerv şöyle riskli alan dışındaysa TOKİ tarafından yapılan konutlar yani AFAD'dan hak sahibi olursa zaten oradan verilecek yani verilmedi diye bir şey yok. Yerinde de kendisi belediye eğer belediye şeyse belediye mal koşullarında yapacaklar. İyi yayınlar. Bizim evimiz Abdullah Paşa'da ağır hasarlı. Evimizi belediye almış yapmak için ama ne zaman yapılacak diye bir bilgi verilmiyor. Belediyenin ciddi anlamda çalışması var o konuda. Tabii belediyenin daha iyi şartlarla nasıl daha vatandaşı rahatlatabiliriz şeklinde şey çalışması var. Daha iyi koşullarda vatandaşa sunmak. Çünkü yoksa hemen yaparsın ama şu kadar meblağda para vereceksin dersin. Vatandaş zor durumda kalır. Yani o bir anlık bir olay olmadığı için bununla ilgili bir ciddi çalışması olduğunu biliyorum. Bir yandan da zaten orayla ilgili şey başvurular kabul ediyor. Onu ciddi bir çalışması olduğunu biliyorum. Şimdi bir izleyicimiz bize bayağı bir tepki göstermiş bizim. Diyor ki lütfen soru seçmeyin. Soramıyorsunuz gibi sorular sormuş ama sorusu da şu. Abdullah Paşa yol boyu Malatya Caddesi yol boyu evler kaç metrekare? Yasal engel olmamasına rağmen hak sahibi olamadım. 905 TL kira yardımı alıyorum. Taşınma yardımı alabilir miyim? Şimdi bak 905 lira dediğine göre o kentsel dönüşümde yani büyük ihtimalle ya ikinci bir ev var ya da az hasarlı ve orta hasarlı. Bak 9-5 lira aldığından dolayı bizden alıyor kira yardımı. Bu da ne demek? Kentsel dönüşümden hak sahibi olacak. AFAD'dan zaten hak sahibi olma şansı yok. Evet. Bizim ev ağır hasardan yıkıldı. Müteahhitle anlaştık. Kentsel dönüşüm için başvurduk. Onaylanmasını bekliyoruz. Ne zaman onaylanır? Yani onu biz de onu dosyası değerlendiriyor. Yani biz de hızlı bir şekilde. Şimdi kentsel dönüşümde bir yandan tüm Elazığ'daki kiralar şu anda ödeniyor. 32 buraya gelmeden baktığımda 32 milyon lira civarında biz kira yardımında bulunmuşuz. Bir taraftan o yapıyor. Diğer taraftan da bu tür rutin şeylerimiz yapılıyor. Onda arkadaşlar hızlı bir şekilde dosyaları inceleyip yani biz de dosya beklemez mümkün değil. Ağır hasarlı binamız yıkıldı. Yeniden yaptırmak istiyoruz. Ancak müteahhitler çok fahiş rakamlar istiyorlar. Anlaşamıyoruz. Çevre ve Şehircilik'in buna müdahale yetkisi var mı? Yok. Ağır hasarlı köy evimin yerine
Elazığ'dan alabilir miyim diye soruyor. O afatın konusu ama bildiğim kadarıyla aynı yönetim sınırları dışında almalar pek de mümkün değil. Bir yer alınacak denilmişti ama köyde varsa köyden feragat edip eğer buradaki evlerden boş kalırsa bilmiyorum, alınabilecek afat, denilmişti ama. Afat'ın o konuda bir çalışması varsa bilmiyorum. Bazen bazı şeyler hızlıca tabii değişebiliyor kararlar. Ya o yani. Şöyle bir bakanlık oruyla bu tür şeyler olabilir evet. Tabii evet. Acil abi ne olur müdürüme sorar mısınız? Riskli alandan yıkılan evler kaç yılda geri ödeme yapacaklar? İşte kentsel dönüşüm şeklinde yani riskli alanda bizden hak sahibi olursa geçen gelişinde Sayın Bakanımız 15 yıldan bahsetti ama bu kesin bir şey değil yani 15 yıldan bahsetti. Ama bu değişebilir mi? Değişebilir. Daha iyi şartlarda belki olabilir. 20 yıl. Çünkü ilk başlarda 20 yılda çalışması vardı ama son gelişinde Sayın Bakanımız 15 yıldan bahsetti. Evet. Furkan Bey rica etsem Yemişlik hakkında imara açacaklar mı? İyi yayınlar lütfen sorar mısınız? Yemişlik'in üst tarafında TOKİ başlayacak mı? Yani onu TOKİ olan yerlerde imarı zaten biz yani Çevre Şehircilik Bakanlığı yapıyor. TOKİ tarafından yapılıyor. Ama onun dışındakiler belediye ile ilgili belediyenin açıp açmayacağını bilmiyorum. Tabii. Furkan Bey köy evlerine cevapladınız ama galiba izleyicimiz kaçılmış. Furkan Bey köy evlerine ne olacak bekliyoruz kış geldi hayvanlar ve biz dışarıdayız tespit yapıldı. Bir ay oldu Merkez Çağlar Köyü. İşte biraz önce de söyledik yaklaşık ilk etapta 265 tane perşembe günü de 500 tanenin artık yer teslimine başlanacak. Bilare devam edecek yani. Mesela bu soru çok izleyicimizin çoğu aynı soruyu hemen gönderiyor. Kafa karışıklığı oluyor. İlk başta şöyle bir durum da oldu köy evlerinde biliyorsunuz çok kamuoyunda. Çelik konstrüksiyon olsun mu olmasın mı işte vesaire. Bu konuda gerçekten şey olunca vatandaşlar biraz buna takılınca bazı köy evlerinde yani özellikle vatandaş isteksiz gibi göründü. Ama şimdi diyorum da ben olsam imkanları varsa Değirmen önüne, Zenteriş köyümüze bir gitsinler görsünler tavsiye ederim yani. Hak sahibi isek, mesela bu da çok tartışılan konulardan birisi. Hem 125 bin kredi hem TOKİ aynı anda verilecek mi? Olacak evet. Az önce de söylemiştiniz. Evet. Burada vatandaşlarımız şey oluyor. Önemli olan. Birini verince sen yani diğeri verin diğeri verilmez gibi. Birbirinin şeyi değil. Değil çünkü şöyle zaten burada ilgili bankadan hangi bankadan gidip görüşeceksin. Kredi başvurusu yapacaksın. Kredi başvurusunu şartlarını yerine getirirsen yıllık faizin 4 puanı biz karşılayacağız. Evet. hak sahipliğimiz çıktı. Evimiz sür sürü de kendi yerimizi de müteahhite verdik. Her iki krediden faydalanabilir miyiz? Faydalanırsınız işte söyledik. Evet cevabı evet. İzleyicimiz galiba şey düşünüyorlar mı diyorum. Yani ikisi yani de olmaz, olmaz gibi geliyor. Falan. Ama öyle yani. Onu işte zaten de... Şöyle ne dediler? Dediler ki şehir merkezi bu şekilde kamuoyunda şöyle bir şey oluştu. Rezerv konutlar şehrin dış mahallelerinde yapılınca adeta şehir merkezi boş kalır gibi oldu. İşte efendim biz bunu nasıl yaptırabiliriz vesaire bunun önü nasıl açılabilir? Burada tabii sayın vekillerimizin, sayın belediye başkanımızın işte girişimleriyle o dönem sayın valimizin girişimleriyle şey yapıldı, bu konuda bir yetkilendirme verildi. Bunu da vatandaşın yani bu binaların yapma konusunda önü açıldı. Evet. Hayırlı akşamlar Furkan Bey. Sürü merkez ikinci etapta evimiz vardı, riskli alandaydı. Hasarsızdı. Biz de mi söylenen fiyatı ödeyeceğiz? Bir de evler kaç metrekare olacak? Şimdi biraz önce söylediğim gibi bizim şartlarımız henüz daha ben de bilmiyorum. Yani açıklanmadı. O... Az hasarlı oldu veya hasarsız olduğu için bizim şartları da alacak. Çevre Şehircilik Bakanı ama AFAD şartları zaten farklı evet. Salı Baba Mahallesi'nde son durum nedir? Çalışmalar ne zaman başlayacak? Salı Baba'da sadece yıkım çalışmaları yapılacak. Diğer yapımı vatandaş isterse müferriten işte biraz önce dediğimiz gibi kentsel dönüşüm şartlarını yerine getirse kentsel dönüşümden yok kendi imkanlarımızdan biz yaparız derse kendi imkanlarını yapacaklar. Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septoğlu Bulvarı'nda ara hasarlı binamız yıkıldı. Daire aynı yerde mi verilecek riskli alanda? Riskli alandaysa aynı alanda yapılacak. İlla mı aynı yerde olacak olmayacağını bilmiyoruz işte. Biraz önce dedik ya proje farklı olacak. Yani yol kayacak, efendim tabii. Yeşil alan olacak, farklı şeyler sokağı olacak. Sokağı belki değiştirilecek aynen, vesaire. Aynen. Miraslı babamın evi yıkıldı. Biz de hak sahipliği olabilir miyiz? 8 kardeşiz hepimize TOKİ ev verir mi? Yok bir tane zaten. Bir ev bir tane. Onu krallara açıklanmıştı şimdi zaten. Ben onu tabii Nasrettin Hoca'nın o kazan fıkrasına benzetiyorum. Yani bir ev bir tane verir yani. Bir ev birden fazla ev doğurmaz yani. Evet. Şöyle devam edeyim.
Ben bir inşaat mühendisi adayım. İki kez az hasarlı olan binamıza bir kişinin kimsenin haberi olmadan mühendislere baskısı nedeniyle dün orta hasarla sonuçlandırıldı. Bir kişinin habersiz itirazı yüzünden 20 hane 100 kişi mağdur durumdadır. 20 yıllık binaya daire başı 50-80 bin TL verip güçlendirme yapmak çok mantıksız demiş izleyicimiz. Yani şimdi şöyle orada acaba ortak temelden dolayı itiraz edilmişse şunu söylüyorum. Orada en ağırda buluşturulmuşsa ona bir şey demiyorum yani, evet. Kentsel dönüşümden alınan kira parası 905 TL. Ev teslim edilirse kesilir mi veya kira yardımı kaç ay sürecek? Şöyle 12 ay zaten yani bizde AFAD'dan aynı olsun diye 12 aylık verme şeklinde devam ettik. Ama eğer zaman içerisinde teslim edemezsek 18 aya kadar devam edeceğiz. Furkan Bey, gerçi Pirinççi Bey'i ilgilendirmiyor ama AFAD kiranın son dilimini ne zaman ödüyor? AFAD işte şöyle dedi, yani ki biz de hani arkadaşlarımız olduğu için kendileri. 3000 TL'lik kiralardan şöyle falan yani o kira şeylerini getirirseniz onlar birinci dilim, ikinci dilim şeklinde verecekler yani. Vallahi müdürüm, geçen bu saatinde WhatsApp iletişim hattımız durmuyor yani. Bu da aslında şeyi gösteriyor, vatandaşlarımız yani burada problem. Şimdi Elazığ'da şöyle, ben bunu söylüyorum, Elazığ'da evet bu pandemi var. Hakikaten şey ama sonuçta insanlar evsiz, sıkıntılı. Yani Elazığ'ın birinci adeta önceliği, yanlış bir şey söylemiyorum. Çünkü birincisi can her şeyden önemli, her şeyden değerli ama bizde hani bir atasözü var ya, mal da canın yongasıdır evet, hani. Öyle. Bir şekilde insanlar tabii evini merak ediyorlar ve 24 Ocak'tan itibaren hani biz bununla ilgili bilgilendirme şeyi yapıyoruz ve şunu söylüyorum. AFAD'dan hak sahibi olamayınca haklı olarak diyor ki sen hasar durumu vesaire eksiklikler çevre şehirciliğe git. DAS'tan haklarını alamıyorsa vatandaşın hasar durumundan dolayı çevre şehirciliğe gel. Şimdi telefon, elektrik, doğalgaz faturalarıyla ilgili bir sıkıntı oluyorsa çevre şehirciliğe. Belediye ile ilgili, suyla ilgili bir durum olursa çevre şehirciliğe. Yani bunu biz alışkınız. Ben vatandaşı da haklı görüyorum. Çünkü haklı olarak vatandaş bu konuda mecbur bir şekilde hakkını almak zorunda, çözülmesi lazım. Bunun gücümüz yettiğince mücadelesini yapacağız yani hep beraber. Furkan Bey, akşamdan beri cevaplamadığın soru kalmadı. Bir de şu Kızılay Mahallesi'ni sorar mısınız diyor. Kızılay Mahallesi ile ilgili şöyle, daha önceden Kızılay Mahallesi kendi yani tek katlı köy evleri şeklinde istedi. Sonra tabii biz Kızılay Mahallesi'ne belediye başkanımızla beraber gittik. Toplantı yaptık. Hayır, bizim yanlış anlaşıldığını söylediler. Onunla ilgili Kızılay Mahallesi'nin de uygun bir yer bulunup toplu konut yapılması ve ayrıca da Kızılay Mahallesi'nde dedi ki şey yapalım. Kentsel dönüşüm ama onun kentsel dönüşümüyle çok da sıcak bakılmadı. Diğer yerlerde yani bir uygun yerde Kızılay Mahallesi'nin toplu konut yapılması, diğer yerlerde de zaten vatandaşın yıkıp belediye, işte orası kentsel dönüşüm şartlarında nasıl yapılır? Çünkü orada sıkıntı var. Ya belediye onunla ilgili yani orayı kentsel dönüşüm alanından çıkarıp işte yeni imar yapması lazım. Onunla ilgili yani Kızılay asıl mahallesinde gerekse Aksaray'da, gerekse Kırklareli dediğimiz şeyde Gümüşkavak'ta bu tür sıkıntılar var. Şehir yani eski mahallelerimizin yerinde yapılması konusunda bazı sıkıntılar var. Ancak rezerv konutlar şeklinde yapabiliriz. Evet. Şimdi diyorum şey var, programımızın sonuna geldik. 45 dakika diye anlaşmıştık. 90 dakikaya çıkarttık. Öyle yani mi oldu? 90 dakika oldu. İzleyicimiz diyor ki abi benim size borcum var. Mesajımı niye okumuyorsunuz diyor ama. Onu da okuyun da. Onu da, o da köylerle ilgili. Sivrice Güney Köyü'nü hiç söylemediniz diyor. Günay. Günay Köyü. Güneydir, ne, Güney. Güney, Güney Köyü. Güney, diye. Evet. Ne zaman evler yapımına başlayacak? İşte biraz önce... Yani gerçekten mümkün değil tüm mesajı. Biz, İzleyicimiz bir mesaj atınca sanıyor ki tek kendi mesaj atıyor. Yani az, ama bir sürü mesaj şöyle, var. Şöyle köy evleri diyoruz ya. Hepsi ortak aslında. Evet, söylediniz köy yer evleri. Yer tespiti yapıldıktan sonra AFAD'dan. AFAD sayıları bildiriyor. Bunu şekilde de TOKİ ihaleye belli etaplarla çıkacak. Yani tamamlanacak inşallah.
Sonuç itibariyle müdürüm çok teşekkür ediyoruz ama şurada mesela en çok gelen böyle aralarda kaçırdığımız çok mesaj var ama mesela diyor ki işte hafif hasardı, sonra yıkıldı, ağır hasar oldu ya da başka bir durum oluştu. Sizin dediğiniz gibi maddi hatalar varsa vatandaşlar size gelsin. Halen düzeltiyoruz, düzeltmeye devam ediyoruz evet. Çünkü yaklaşık 2500'ün üzerinde dilekçe bu şekilde geldi. Maddi ki tek tek inceliyoruz yani düz yazıyla yani matbu bir şekilde değil. Tek tek onlarla alıyoruz, arkadaşlar inceliyor, ona göre gidip bakıyorlar ve durumuna bakıyorlar. Yani bunu minimize ettik yani bugünlerde ama var mıdır birkaç tane daha çıkacak bir şey. Ama Allah'ın izniyle sonuna geldik yani çünkü bugün itibariyle elimizdeki dilekçeleri tamamına yakını erittik. Ama geçen işte dedim ya cumadan, perşembeden kalanlar varsa onları şu anda değerlendirmeye bir taraftan başlıyoruz. Diğer taraftan da biraz önce dediğimiz gibi daha önceden gidilip bakılmış, girilememiş veya tespit edilememiş binalara da bir taraftan bakacağız. Sorunlarla çözülüp bir yani taraftan geleceğiz. Yani vatandaşın biraz da gelip size ulaşması lazım, ekiplere ulaşması lazım. Mesela yani şöyle, vatandaş belki bir apartmanla ilgili birbirlerine habersiz evet. 10 tane dilekçe veriyorlar. Evet. Yani aslında bir tane verdikten sonra biz ona bakıyoruz. Ha varsa bu arada eksikler yani ilan edilmemiş. Çünkü bugün itibariyle birçoğu da bugün itibariyle şey yaptığımız için askıya çıkması için AFAD'a gönderdiğimiz için imza altına aldığımız için belki de çözülmüş bir kısmını henüz bilmiyorlar ama yarından itibaren daha netleşir. Varsa eksiğimiz maddi hatadan dolayı dilekçeler alıyoruz, onları düzeltiriz. Şöyle bir hatırlatma yapmış olalım. Geçen gün biz Perşembe günü müdürüm 15 soru 15 cevap yaptık genel olarak evet, tüm Elazığ kamuoyu. Evet ben dinledim evet. Hoşuma da gitti. Nasıl müdürüm? İyi miydi? Evet, elimizden gel. Sizden evet, öğrendiklerimiz kadarıyla anlatmaya aynen çalıştık. Aynen öyle. Yok tamam. Aynen. Onu da izleyebilirler. YouTube'a yüklendi o. 08-10-2020 son baskı programı. Kanal Fırat'ın hesabında var. Sadece onu söyleyeyim, gıyaben söyledim, burada da söyleyeyim yüzünüze. Orta hasarları dediniz, ben kabul etmiyorum. Yani bu bilimsel bir çalışma evet. Neticesinde. Yani dünyada ben şöyle lastik kaplamayı çok kabul görmez yani. Bu evet. Ben makinacı olduğum için şimdi şey ama bu var mı dünyada ciddi bir sanayi şeklinde var. Aynı şekilde binalarda güçlendirme de var mı? Var. Yani hatta şöyle bir iddiaları var güçlendirme ile ilgili çalışan arkadaşlarım bir güçlendirilemeyecek bina yoktur diyorlar yani. Ama bunu biz tabii belli değerlerde ekonomik değerleri aşınca güçlendirilmesi doğru değil. Yani bunu da işte kamu kuruluşlarında biz %40 diye kabul etmiştik ama bu bir şey yani şey illam olacak diye bir durum değil. Oradaki harcama yetkisinin yetkisine bırakılmış bir şey. Şunu anlatıyorum. Binalar güçlendirilebilir, orta hasar denilen bir vaka var. Ama orta hasar diyelim ki vatandaşın en aleyhine olan bir durum mu gözüküyor? Evet maalesef öyle. Niye? Biz Elazığlıyız, biraz şeyi severiz yani. Sıfırı severiz. Evet. Yani arabanın ikinci eli, hatta işte boyayamıyorsun diyelim ki araç alınca, bir otomobil alınca. O araçta işte boya yoksa en iyi araç bize göre olur. Niye? Evet. Diyoruz ki boyasız olsun yani. Evet. Bu evlerde olsun. De yani güçlendirme aslında bu bir teknik kavram yani. Bunun şeyi yok. İleride kaçınılmaz. Bu çok sayıda kullanılacak. Ama vatandaş çok sıcak değil. Ben de biliyorum. Yani orta hasar bir doğru bilimsel bir şey yöntem. Ama Elazığ'da keşke benim gönlümden de geçen yani imkanım da olsaydı orta hasar hiç olmasa da isterdim yani. Ben de bunu Çevre Şehircilik İl Müdürü olarak çok rahat söylüyorum. Ama bu bir doğru vaka mı? Doğru. Kaçınılmaz mı? Kaçınılmaz. Ama vatandaş tabii diyorum da orta hasar çok vatandaşın lehine gibi gözükmüyor. Yani niye? Diyor ki ben evimi güçlendirirsem işte o ev artık güçlendirilmiş gözükecek. İkinci el otomobil gibi yani. Niye onu örnek verdim? Onun gibi bakıyor. Ya az hasar olsun. Ya ağır hasar olsun. Ağır hasar olunca vatandaş işte AFAD şartlarından faydalanıyor. Çok iyi imkanlarla sağ olsun. Bu konuda işte buradan da Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür edelim. Hakikaten %40 belki de ilk Türkiye'de ilk uygulanıyor. Hani hep Elazığ'da şey yapıyoruz ya yani işte Elazığ çok da işte bu konuda iyi değil vesaire dediğimiz zaman da işte %40 da herhalde ilk defa da Türkiye'de uygulanıyor yani. Bu şekilde olunca ben şunu anlatıyorum. Yani iyi şeyler var ama az hasar, ağır hasar var, orta hasar da var.
Orta hasar sayısı keşke daha az olabilseydi ama arkadaşlar tabii bunu bilinçli değil, birbirlerine habersiz, teknik bilgilerine göre değerlendiriyorlar. Ama inşallah siz de programın ortasında söylediniz. Onunla ilgili de Sayın Vekilimiz de söylemiş. O çalışmalar inşallah olursa biraz daha aşağı inerse çok iyi olur. İnşallah. Müdürüm bu saate kadar yorduk sizi. Hakkınızı helal edin. Helal yani hoş olsun. 45 dakika yapacaktık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için. Eyvallah. Çünkü bir noktada yani binlerce kişiye ulaşma şansını buluyoruz. Vatandaş biraz önce söylediğim gibi hakikaten dertli. Biz de bir nebze olsun derdine deva olabilmişsek ne ala. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, çok sağ olun. Tamam. Efendim son baskıda canlı yayın konuğumuz Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi bizlerle birlikte oldu. Hem bizim sorularımızı cevaplandırdı hem elimizden geldiği kadarıyla sizlerin sorularını sormaya çalıştık. Binlerce soru vardı tabii, hepsini soramadık. İzleyeceğimizden de özür dileriz. Başka bir programda görüşmek üzere, mutlu geceler diliyorum.